Ben çok kısa bir sunum hazırladım. Onu paylaşayım. Çabuk hızlı anlatabilmek için. Hemen. Görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Ben Covid'in Dare diye bir oyun fikri aklıma geldi. Çünkü yakın zamanda yani daha birkaç gün önce böyle bir yolculukta bulunmak durumunda kaldım, uzun bir yolculukta. Oradan böyle bir fikirle yola çıktım. Bu oyunu bir jurnalistin, gazeteci, habercinin hikayesi olarak düşündüm. İşte başka bir ülkede önemli bir gelişme olduğunda işte onu İstanbul'dan onu gönderiyorlar. Bu haberi yayınlaması için ve o da tabii uçakta seyahat etmek zorunda kalıyor. Ama tabii işte koronavirüs, Covid tehlikesi var. Bu durumda hani havaalanlarında ya da işte uçak içerisinde yolculukta ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Nasıl koronavirüse yakalanmadan yolculuğunu tamamlayıp işte haberini sunabilir gibi böyle bir oyun. Bu da işte en güzel VR ortamında olabilir gibi geldi. Ben de zaten hem yüksek lisansta hem de şimdi doktora da VR işte AR, MR onlarla ilgilendiğim için biraz daha hani rahat olduğum bir alan diye düşündüm. Ve tabii hani virüste şu an ellerimiz çok önemli olduğu için VR teknolojisiyle de hani ellerimiz artık işte bu hand tracking teknolojiyle hani takip edebiliyoruz hareketlerini. Öyle değişik interaksiyonları olan belki bir oyun olabilir diye düşündüm. O yüzden VR oyunu olarak fikri geliştirdim. İşte nasıl bir şey aklıma geldi? Önce işte oyunun başlangıcında bir briefing gelecek haber merkezi çalıştığı yerden. İşte ona görevi ve nereye gitmesi gerektiğini haber için söyleyecek. Ondan sonra gazeteci işte hazırlanacak ve işte havaalanında başlayacak. İşte check-in var, işte uçağa binme aşamaları var. Bu sırada da tabii kalabalıklarla karşılaşacak. İşte bazı yerlere dokunmak zorunda kalacak. Sonra da tabii uçakta da yine aynı şeyler olacak ve bu sırada tabii işte belki sürelerle ya da puanlama sistemiyle yani daha öyle şeyleri oturtamadım kafamda. Mesela elini belirli bir süre içerisinde yıkamadıysa işte puan düşebilir. İşte ya da bilmiyorum işte maskesini değiştirmediyse puan düşebilir ve belirli bir puanın altına düştüğünde otomatikman virüse yakalanabilir belki. Hani böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Şöyle kısaca özetlersek yani oyunun hedefi virüse yakalanmadan haber görevini tamamlamak ve en iyi puanı almak, en yüksek puanı almak bir hani scoreboard gibi düşünürsek belki dedim hani tüm oyuncular arasında öyle bir şey olabilir belki. Oyunun amacı da bu pandemi sırasında yolculuk stresini belki biraz böyle azaltabilmek, yönetebilmek için bir oyun olabilir. Böylelikle seyahat etmek zorunda kalanlar belki bu oyunu oynayarak biraz hem alışkanlıklar kazanabilir hem rahatlayabilir. Oyun ortamı olarak da hani üç boyutlu havaalanı böyle belirli her level'da belki belirli farklı destinationlar olabilir. O havaalanları belki böyle modellenebilir. Uçak içi tabii modellenebilir. Belki farklı uçak tipleri işte yolcular göre büyük küçük. Ve tabii etrafta yani canlı olmayan NPC karakter olarak mesela işte başka yolcular ya da işte hostesler işte havaalanı çalışanları olabilir. Level'lar olarak da işte demin de dediğim gibi hani her yeni bir task'teki yeni bir gidilecek ülke daha mesela daha uzak bir yolculuk, uzun bir yolculuk olduğu zaman mesela kıtalar arası yolculuklar daha uzun yolculuk, daha zor, daha sürekli başka karşısına zorluklar çıkacağı için böylelikle level sistemi belki öyle kurulabilir diye düşündüm. İşte teknoloji olarak da işte hand tracking teknolojiyle VR'da böyle bir daha işte orada bulunuyormuş gibi hissettiği bir oyun olabilir diye düşündüm. Böyle kısaca anlattım o şimdi. Güzel. Bilemiyorum.
Fikir güzel. VR teknolojisi kullanma fikri de güzel. Fakat benim aklıma takılan tek bir şey var. Uçaktayken maskeyi çıkarmadan oturmak dışında yapması gereken ne olabilir bu insan? Hani bir görev ver, bir şey yaptı mesela. Kalk tuvalete git falan bir görev olabilir belki ama ne kadar şey yapabilirsin? Çeşitlendirebilirsin. Uçakta otururken ne yapabiliriz? Aslında bir sürü şey oluyor. yani en basitinden solda şeyi hani camlar oluyor ya mesela onu bile dokunduğunuzda o bile bir dokunuyorsunuz, mecbursunuz, dokunmak zorundasınız. Mesela kapatın diyorlar uçak mesela inerken. O böyle anlık bir şey olduğu için ha uçak iniyor hemen kapatmam lazım. Ama dokundum el o sırada unutuluyor. Dokundum oraya. O sırada bir şey yiyorsunuz, Yok içiyorsunuz. Telefona şey, dokunuyorsunuz. evet, farklı ama mesela oyuncu için düşünüyorum. Oyuncu oturdu, hiçbir şey yapmıyor. Böyle duruyor sadece, inatçı. Ne yapacak? Onu demek istiyorum. Mesela yemek gelince yemek yemek kılıçtı vermen lazım ona. Şunu yap, bunu yap diye Anladım. sinirlendirmen lazım. Yoksa hiçbir şey yapmadan böyle durup bekler. Bütün şey uçuşur, böyle geçirir. Evet. Belki öyle Onları iyi minik içerideki tasarlaman kaşka. lazım. Evet, tamam. Ufak tefek mesela kalk tuvalete git falan gibi bir şey. Tuvalete gidecek, Evet. kapıyı açarken şeye girecek. O kapıyı açtığı için elini yıkamak zorunda ilk önce. Ondan sonra işini halledecek, tekrar elini yıkayacak falan türü ufak tefek mini game'ler belki içine koyman Evet, gerekir ama doğru. fikir güzel. VR'la güzel desteklenir. Tam da şeyi yani hani zamanı. Bir de şeye geliyor böyle insanlara alışkanlık kazandırma şeyi olduğu için bir taraftan ciddi oyun şeyine giriyor. Serious game şeyine Evet. giriyor. Bence güzel. Hoşuma gitti. Ama Bu dediğim gibi çok şeyi çok iyi güzel. tasarlaman lazım. Ne görev verebilirsin? Uçakta ne yaptırabilirsin? Yani böyle put gibi Evet. durmamalı bir insan orada. Onu çözdüğün Doğru. anda çok güzel çalışır. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Ben teşekkür ederim. Peki. Nisa Nur, Tahsin ve Efay. İkinci ekip. Ekip olarak geliyorlar. Tahsin ekran paylaşacak. Küp. Sunumu da başlatsana Tahsin. Sağ yukarıdan. Bir dakika. Şu an gözüküyor mu sunum halinde? Bir sonraki sayfada ilerleyebilirsin. Şimdi biz üç mimar birleştik, bir grup ek koyununca böyle biraz daha mimariyle oyunu birleştirelim deyip bir mekan deneyimi yaşatmak istedik. VR etkileşim teknolojisini de içine alan, hani oyunda ilerledikçe mekanın değiştiğini, mekanın dinamizmini hissettirmek istedik oyun ilerledikçe. Hikayeyi de buna göre kurguladık. Bunun için neler yapabiliriz diye düşündükçe örnekler inceledik. Sol tarafta mindmap'imizde göreceğiniz üzere. The Cube bir gerilim korku filmi. Ondan biraz etkilendik. İşte çok kısaca bahsetmem gerekirse orada da oyuncular kendilerini yani oyuncular bir kaçış mekanizması içinde nerede olduklarını anlamıyorlar. Bir küpün içinde uyanıyorlar ve küpten küpe yer değiştirmek zorunda kalıyorlar ve her küpte farklı bir şey oluyor. Bir tehlike oluyor ve o küpte ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar ilk önce. Anlayana kadar birkaçı ölüyor vesaire. Daha sonra o şekilde ilerleyip kaçmaya çalışıyorlar. Biz bunu şöyle uyarladık. Bizim de her level'da farklı bir zorluk hikayemiz olacak ve yeni küplerden küplere ilerleyeceğiz. Ya da en üstte gördüğünüz gibi böyle beyaz bir küp içinde uyanacaklar. Böyle bir konsept artımız o yönde olacak. Bu hikayeyle bizim mekan kurgusunu, mekan deneyimi nasıl değiştirebiliriz diye düşündüğümüzde de mekanik ve etkileşim VR kısmına sağ tarafa geçiyoruz. Şeyi görebiliyorsunuz, göremiyorsunuz neyse. Onu da mekanın içinde bir devinim olmasını ve VR ile onun içinde ilerlerken küplerin sağa sola kaçışmasını, işte bazen üstlerine atlayacaklar, bazen içlerine girecekler, bazen asansör görevi olan küplere yetişmeleri gerekecek. Bunu da böyle en kolay kurgulayabilmek için procedural generation tekniğini kullanmaya karar verdik. Altta da oyunun işte içinde kullanacağımız itemlarla ilgili ufak tefek yine storyboardumuzda şeyler görülebiliyor. Story'e geçmek gerekirse bir ileriki sayfadan Nisa'ya bırakıyorum. Efe aslında genel olarak anlattı ama biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse oyunda şu şekilde kurgulamayı düşünüyoruz. Girişte oyuncu bir denek olacak.
Ve denek bir işte odada uyanacak ve hani o odadan çıkmak ilk hedefi. O odadan çıktıktan sonra aynı bu videoda gördüğümüz gibi değişen küplerin arasında diğer odalara ulaşmak için, bir çıkış noktasına ulaşmak için ilerlemeye başlayacak. Ve aralarda bazı odalara girmek zorunda olacak. Çünkü deneyin enerjisi bitebilir ve o odalara girerek, görevleri tamamlayarak enerjisini yükseltmek zorunda. Ve bu şekilde level level atlaya atlaya en sonunda yeryüzüne çıkarak o tesisten kurtulmasını ele alan bir hikayemiz var. Pasını geçebilirsin. Öncelikle oyunda uyanıyoruz bir ortamda, bir odada, bir küpün içinde. Ardından bu küpünden çıkarak küplerin üzerinde farklı bir yerde yukarı doğru level'ı bitirmeye doğru hareket ediyoruz. Fakat sürekli değişken küpler arasında kırmızıları yakalayarak içine giriyoruz. Ve buradaki bulmacaları veya görevleri tamamlayıp bölümün de özelliğine göre ya enerji kazanıp ya zaman kazanıyoruz. Ve daha sonra eğer bir hata yaparsak veya işte zamanımız biterse, enerji kazanamazsak, enerjimiz düşerse, o zaman bir önceki checkpoint'e dönüyoruz. Ve tabii bu sırada yine o ilerleyiş değişmiş oluyor. İlerleyiş değiştiği için finale yukarı gitmek için tekrar o yolumuz değişmiş. Yani ezbere bir yapıdan ziyade daha sürekli değişen dinamik bir yapı içerisinde oynamış oluyoruz. Ve tabii bölümde enerjinin mi, zamanın mı veya başka bir şeyin mi önemli olduğu o bölüme has bir durum olarak ortaya çıkıyor. En sonunda da şunu görüyoruz ki bir yere geldik, bir zorlukla mücadele ettik ve aslında hiçbir şey bitmedi. Başka bir yere geçmiş olduk ve burada sil baştan bir daha tekrar görevleri ve zorlukları aşarak bir noktaya ilerlemeye çalışıyoruz. Ta ki bu denek farkına varıp deney ortamından kurtulmaya çalışana, kurtulana kadar. Burada da biraz daha bu VR teknolojisini nerede biz kullanabiliriz? Yürüyüp, koşup, hani biraz daha hareket edip, zıplayıp, ufak böyle hareketleri belki yapabiliriz şeyde. Onun dışında küplerin içine girip çıkma ve onları eşyaları araştırma, temas etme şeyinde yapabiliriz. Bazı görevleri de aşağıda gördüğümüz gibi sadece kırmızı küpler içinde yapıyoruz. Belirlenen süre içerisinde enerji veya zaman kazanmak önemli. Şu iki aşamada şu anda böyle. Şu an yorumlarınızı açığız. Okey, şimdi doğru anladım değil mi? Küpler büyük oda gibi. Onun içerisinde puzzle çözüyoruz. Orada enerji kazanıyoruz. Görev yapıyoruz onun içerisinde değil mi? Büyük küp şeyleri var. Bu aslında ilk sahneye gelebilirsen Tahsin. Şöyle büyük de var, küçük de var. Şu küçük küplerin üstüne zıplayabiliyoruz, üstlerine yürüyebiliyoruz. Tamam. Onların içine girmemiz gerektiğinde de hani biz küçülüyoruz ya da küp büyüyor gibi biraz tardis kafasına da girebiliriz. Tamam, okey. Aynen. Ama hani içine girdiğimizde büyük olacak. Şu sol üstteki fotoğraf gibi olacak. Tamam, okey. Yani sonuçta orada o zaman bir sürü küp parçacığı var. Onun içerisine girip yeni bir mekana geçmiş oluyoruz. Tamam. Onu da şu yüzden Nazım Hocam. Bu denek kaçması için enerji ihtiyacı olduğu için oradaki görevleri tamamlamalı ki enerjisini yükselsin. Çünkü devam ettikçe enerjisi belli bir oranda düşecek. O görevleri de tamamlamak zorunda kalacak bu sayede. Bir de şeyi de ekleyeceğim. Level sistemini de şu şekilde düşündük. Tesisin her level'da tesisin farklı bir bölümünde olmasını düşündük ve tesisin her farklı bölümüne geçtiğinde de temanın değişmesini düşündük. Ona göre de bir challenge belirledik. Mesela örnekte vermiştik şeyde raporda. Bir challenge'da ya yani bir tesis bölümünde bir level'da su sürekli yükselecek ve o suya boğulmadan o küplerin o level'dan çıkmaya çalışacak ama yani burada süre önemli olacak bu level'da yani. Ama bir yandan da enerjisi bitmemesi için o kırmızı küplere girmek zorunda. Orada da biraz zaman kaybetmek zorunda. İşte burada da oyuncuya kalıyor o stratejiyi nasıl yapacağı. Hani enerjisini çok tüketmek zorunda. Proceduration tarafı falan. Küpün içerisine girince aktif olmalıyım. Yani girince aktifinde yine aynı şeyi bulacağım. Farklı bir yer olmayacak şimdi. Aynen. Evet. Yani biraz da baktım o küplerin tüm hareketlerini işte procedural generation ile halledeceğiz. Ya aslında biz direkt bu fikirden yola çıktık. Sadece o değişen küplerin etrafından gitsin ilerlesin ama o biraz şey geldi hani bir eksik geldi. O yüzden de içine girme kısmını ekledik.
Okey, yok şeyi soruyor mesela. Kırmızı bir kübün içine girdim. Kafayı kaldırıp yola baktım. Şöyle zıplayarak gideceğim. Bu kadar enerji ihtiyacım var. Şu kırmızı kübe girelim. Buna girmem falan diye hesap yaptım kafamda. Kırmızı kübe girdim. Çıktığımda yolum değişmiş olacak mı? Onu soruyorum. Ha, evet. Yani ne kadar sıklıkla değişecek onun şu an kararını vermedik ama mesela bu önemli bir karar çünkü şuna getireceğim. Çok sık değişiyorsa ben kırmızı kübe girdim, strateji kurdum, çıktım tamamen her şey değişmiş. Baştan aşağı inmem lazım. Sıkılırım. Ne gerek var yani? Niye beni bu kadar uğraştırıyor ki derim. Zaten kırmızı küpe girmek bir challenge benim için. O challenge'ı yapmak istiyorum. Fakat o challenge'ı çıktıktan sonra challenge'ın bir anlamı yokmuş. Enerjiyi kazanamamışım. Geri döneceğim bir daha kaybedeceğim demek istemem mesela. Bunlara dikkat edin. O direkt game breaker bir şey olabilir. Her girip çıktığımda değişiyor. Ortam sürekli enerji kazanamam ama boşta kazandım ben. Bu enerjiyi hissini almaya başladığım anda bırakırım oyunu mesela. Çünkü ne gerek var? Boşu boşu niye challenge'da uğraşayım bilemeye başladım. Yani bunu düşünmek lazım bir taraftan da. Ama güzel fikir, güzel uygulanabilirse gayet başarılı olur bence. Aynen, biz de heveslendik, uygulayalım diye bir tamam. Heveslendik bakalım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Peki Mesut Saran, 3 numara. Selamlar. Merhaba. Sunum yansıdı değil mi herkese? Benim oyunun ismi aslında bu dersi ben geçen dönemde almıştım hocam. O hani bitirememiştim. O dönemde benzer bir çalışma yapmıştık. O zaman başladığım bir çalışmada yine ekipte böyle arkadaşlarla paylaşmıştık ve güzel geri bildirimler almıştı. O geri bildirimler sonrasında oyunun o işleyişi, mekanikleri değişmişti. Bu dönem ise yine benzer oyunu başlarken konsept aynı kaldı ama genel işleyişlerin çoğu değişti diyebilirim. Oyunun ismi Dreamway. Bir karakterin uykuya daldıktan sonra işte güzel rüya gördüğü, kabus gördüğü böyle bir döngümüz var gerçek hayatta da. Bunu konu alan bir oyun. Daha detaylı bilgi vermek gerekirse sonsuz koşu oyun türündeki mobil bir oyun olarak söyleyebiliriz. Özellikle işte Subway Surfers ve Temple Run gibi oyunları hayal ettiğimizde çoğu mekanikler olarak benzediğini söyleyebilirim. Bunda da yine işte karakter rüyaya daldıktan sonra sürekli koşacağı bir mantıkla ilerliyor. Tabii Smash Hit, Sonic Dash gibi oyunlarda da benzer yapılar var ama sonsuz oyun türünde bu oyunu böyle hayal edebilmek için en çok kullanacağımız, böyle hayal edeceğimiz, benzeteceğimiz oyun Subway Surfers veya Temple Run olarak söyleyebilirim. Konsept şöyle çalışıyor. İşte yorgun gelen bir karakter, böyle bir animasyon başlangıcı aslında mobil telefonda dik olarak. İşte geliyor yatağına uzanıyor, kitabını okumaya başlarken uykuya dalıyor. Tabii bu odada bulunduğu böyle duvar saati var, işte kendi yatağı var, işte kendi kitabının ismi var. Buna göre oluşturduğu bir dünya var. Rüyaya daldıktan sonra ise artık konsept temaları sürekli değişiyor. Burada iki tip konseptler var. Güzel rüyalar veya kabuslar. Özellikle oyuncu oyunu açtıktan sonra istediğimiz birkaç konu bu. Yani neleri seviyor, nelerden korkuyor biraz olsun bunları öğrenmek istiyoruz. Çünkü konseptleri de biraz kişiye özel değiştireceğiz. Örneğin unicorn'u seven birisi güzel rüya temasında işte unicorn'u yakalamaya çalışırken köpeklerden korkan birisi eğer kabus seansındaysa köpeklerden kaçıyor olacağı gibi bir tema değişikliği var. Özür dilerim ya, bir anda heyecanlandım galiba. Sesim gitti. Yok. Biraz bekleyeyim hocam da nefesim dengelensin. Fikir güzel. Burada şey sorusu var aklıma ilk gelen. Bu hani insanların sevdiği veya korktuğu şeyleri nasıl öğreneceksin? Nereden soracaksın onlara? Aslında oyunun en başında böyle direkt bunu bir anket gibi almak istedim hocam. Yani hani neleri seviyorsun, nelerden korkuyorsun? Tabii bu sorduğun seçeneklerin içerisinde oyunda da karşılığında bir şeyler oluyor olması lazım. Hani korktuğu bir korkusu, ne bileyim düşme korkusu varsa veya karanlıktan korkuyorsa benim oyun içerisinde onun da karşılığını sağlayabileceğim bir yapı olması lazım. İlk etapta hayal ettiğim konu böyle çoğunluğa hitap eden güzel ve işte kötü konseptlerin oyunda sağlanıp bunlar arasında anketlerle bunu alabiliyor olmak. Diğer bir konuda sürekli oyuna farklı temaların ve işte o içeriklerin eklenerek
kullanıcıların o konseptleri de kendi kabus veya rüyalar kısmında ekleyebileceği bir mekanizma kurmak. Ama oyun alanındaki farklılık biraz da şöyle başlıyor. Evet, kişi koşmaya başlıyor ama mevcutta alıştığımız işte sağ, sol ve orta şeklinde giden yolun dışında bu oyunda üst katlara ve yukarıya tırmanma gibi de bir mekanik var. Çünkü oyun içerisinde kazandığı puanın belirli bir katsayı artışı sağlanacak ve oyunda sürekli seanslar içerisinde belirli bir hız artışı olacak. Tabii kişiyi ne karşılıyor bu durumda? Koşarken karşısına engeller geliyor olacak. Bunlar işte Subway Surfers'tan alışık olduğumuz zıplaması gereken, eğilmesi gereken şeyler. Ama bu oyunda bir de çukurlar var, boşluklar var. Rüyalarda biliriz ya, böyle bazen bir anda düşüyor oluruz ve rüyadan uyanırız. Bu oyunda da yine boşluklar var, çukurlar var. Eğer onlardan zıplayamazsa, kaçamazsa düştüğü zaman bir alt kata düşüyor olacak. Ve oyun içerisinde hep alt kata düşmek, yani sonsuz bir alt kat mantığı yok. Belirli bir alt katın altında daha fazla alt kat bulamadığı için aslında oyuncu düştüğü an oyun da bitecek ve işte karakter bir anda böyle zıplayıp rüyasından uyanıyor olacak ve tekrar sonra uykuya dalacağı bir seans var. Yani neden yukarı gitmek isteyecek? Çünkü her yukarı gittiğinde kat olarak daha hızlı bir puan artışı getiren bir mekanik hayal ettim. Tabii sadece bunlar değil, farklı bir yetkinlik durumu da olabilir. İşte puanını arttıracak, onu rahatlatacak iksirler oyun içerisine gelir ve onları almaya çalışır. İşte bahsettiğim engeller ve boşluklar var. Diğer farklı bir yetkinlik de portal oluşturma diye düşündüm. Bu biraz böyle farklı oyunlardan alışık olduğumuz bir yapı. Oyunda şunu biraz vermek istedim. Belirli alanlarda hakkım olduğu kadar portal oluşturabileyim ve herhangi bir yerde karşıma gelen bir portalden geri dönebileyim. Bunu nasıl anlatayım? Örneğin 20 kat yukarıya çıktım ama sonrasında hata yaptığım zaman 15 kat aşağıya düştüm. Benim için üst katlarda durmak çok önemli. Çok yukarıya çıktığım zaman kendimi garantiye almak için portali oluşturayım. Ama sonrasında düştüğüm zaman ileriki bir durumda bana bir fırsat versin, şunu söylesin. Evet, işte belli bir mesafe kat ettin ama bunları feda edip tekrar o en yüksek kata çıkabilirsin gibi bir mekanik sunsun istedim. Ve tabii bu portal oluşturma hakkında işte en başta böyle birkaç tane veririz. Sonrasında da işte oyun içerisinde gelen o karşısından gelip alabilir gibi hayal ettim. Yani diğer bir yetkinlik de işte yatak açma yazdım buna. Genelde oyunlarda şey mantığı vardır, işte bir yatak bulur, karakter gider uyur ve oyunu save'ler. Bu oyun tam bir save oyunu değil. Çünkü her seferinde şunu istiyoruz. Git koş, gidebildiğin kadar çok koş, sonra dön, kendini geliştir ve tekrar daha fazla koş mantığında olacak. Yani sürekli yeniden oynanabilir bir oyun olacak. Inception deme sebebim şu, rüya içerisinde tekrar rüyaya girme sağlayabilsin ve bu ona biraz daha bir can hakkı sunsun. Çünkü bir sonraki iç rüyasında ölürse bir önceki rüyasından devam edebiliyor olsun mantığında. Böyle bir yatak açıp tekrar onun içinde uyuyup farklı bir evrende devam ettiği daha zor bir alan, bir ne denir ona, evren oluşturma kısmı. Tabii bu oyun hani böyle devam edeceği zaman şey oluşacak, yani bunu bir şekilde bağlamam lazım, retention'ını sağlamam lazım. O yüzden oyun içerisinde işte belirli görevler olması lazım. İşte şundan kaç, bunu bu kadar yakala, işte şu bölümde bu kadar ilerle gibi bir mantığın dışında her gün girdiği zaman aldığı kutular ve işte aylık her işte 30 gün arka arkaya girdiği zaman alacağı devasa bir kutu ve kutu içerisinde aslında hep özelleştirebilir ögelerin alabileceği bir mantık. Bunlar neler olur? İşte ilk karakter odasındaki odadaki işte yatağın şeklinden duvar saatinin şekline hepsi değişebilir. Yine karakter İşte rüyasında paten kaymak istiyorsa bunu alabilir ya da uçabilir. Hani biraz böyle özelleştirme ögelerinin dahil edildiği bir oyun mantığı şeklinde kafamda kurgulamaya çalıştım. Tabii bu oyunda en önemli şey konsepti gerçekten hissedebiliyor olmak. Eğer hani korku, kabus esnasında o gerilim müziğini hissedemiyorsak, bizi bir yaratık koşturuyor ve o işte o ses efektleriyle, müzikle bunları hissedemiyorsak ve gerçekten kaçmaya çalışmıyorsak oyun başarılı olmayacaktır. Yine güzel konseptte de işte kendimiz bir Alice olduysak ve tavşanı yakalamak için arkasından koşuyorsak o konsepte uygun işte etrafta geçtiğimiz bütün ögelerin buna göre değişiyor olması lazım. O yüzden oyundaki en önemli parça
tasarımlar ve ses gibi düşünüyorum ben. Çünkü mekanikler daha çok bildiğimiz mevcut oyunların benzer mekanikler. Benzer mekanikler. Okey, güzel. Mekanikler konusunda belki farklılaştırmanın yolunu bulabilirsin. Hani birebir hep aynı mekanik şeyini kullanabilirsin. Hani madem konseptinde bir korku veya işte kötü rüya, güzel rüya şeyi var, kabus rüya, güzel rüya şeyi var. Onun mesela şeyine göre, rüya ortamına göre farklı belki koşu mekanikleri yaratabilirsin. Birinde hakikaten kaçma hissi işten, birinde bir şeye doğru koşma hissi vermek. Yani sonuçta güzel rüyada kaçmıyorsun. Orada bir şeyleri yakalamaya çalışıyorsun belki. Hoşuna giden bir şeyin peşinden koşuyorsun belki. O yüzden mekanikler belki orada birazcık özelleştirilebilir. Ona bakabilirsin. Bence güzel fikir olarak hani şey yapılabilir. Gerçekten oturup da düzgün bir şekilde tasarlarsan gerçekten iş yapabilecek bir şeye benziyor. Hoşuma gitti. Güzel yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Geri bildirimler çok iyi oluyor. Daha önce bu oyunu hep böyle şey hayal ediyordum. Hep aşağıya düşen ve işte bir şeylerden kaçmaya çalışan bir karakter. Özellikle birçok arkadaş o düşme durumunun çok hoş bir hissiyat oluşturmayacağı ile ilgili güzel geri bildirimler vermişti. O yüzden oyun çok farklı yere doğru evrildi. Hani bu şekilde benzer geri bildirimler olursa veya ben de bunda bir şeyler yapmak isterim diyen arkadaşlar olursa beklerim yani yorumlarında her türlü destek çok işime yarayacaktır. Güzel. Peki, bir sonraki. Ahmet Hancıoğlu. Merhaba. Merhaba Ahmet. Nasıl yaşıyorum? Hocam aslında ben ilk başta şey olarak girmiştim. Böyle kafamda bir fikir yoktu oyun hakkında. Ama böyle o sırada böyle okuduğum bir yazıda falan esinlenmeye başladım. Sanat sahteciliği üzerine duruyordum. Sonradan böyle birazcık daha nitelikli dolandırıcılığı, işte confidence game diye geçen nitelikli dolandırıcılığa doğru gitti. Böyle kafamdaki fikirleri biraz oturtayım diye böyle kendimce bir poster falan denedim böyle orada. Hani hangi dönem olabilir falan diye giderken dedim ki ya bu oyunun hani ne vermesi gerekiyor, nasıl bir şey üzerine gideceğim. Ben daha çok böyle anlık bir estetik zevk verebilen, böyle kısa ve yakalayıcı bir etkileşime sahip olan bir ortamda ve temada geçmesini istiyorum yani oyunun. Ve bu hani sanki bir tabloyu incelemek gibi, gözlemlemek gibi hani gelip geçiyorsunuz, o anda bir zevk alıyorsunuz ve bitiyor. Hani dört temel böyle üzerinde durduğum dört konu var burada. Bir hani atmosferi çok önemli görüyorum. Experience bölümü olarak bir de. Onda da böyle Art Deco üzerine durdum. Onu birazdan daha detaylı göstereceğim. Hikaye olarak da şöyle düşündüm. Oyun dört bölümden oluşuyor. Yani dört chapter'dan. İşte başında da bir 8 dakikalık falan bir training bölümü olarak olabilir diye düşündüm. İşte toplamda her bölüm 22 dakikadan bir film gibi aslında 96 dakika ama bir diziye de benziyor biraz. Hani her zaman sürekli oynamak zorunda değilsiniz. Oyun mekanikleri bölümünde de onu da birazdan değineceğim ama şöyle bir konu var. Yani bir oyuncu bütün oyuncuları aslında kontrol edebiliyor. Nasıl bir yaklaşım? Yani siz aslında bütün bir dolandırıcılık sahnesini tekrar canlandırıyorsunuz ya da onu üretmeye çalışıyorsunuz karakterlerle. Burada da karakterler aslında biraz önemli. Ben işte 3 karakter olabilir temelde diye düşündüm ve bunlar hani yancı karakterler olabilir kontrol esnasında. Bunların her biri biraz farklı yetenekleri olacak diye düşündüm. Oyun dediğim gibi birazcık bu deneyim üzerinde duran bir oyun. Bu da yani ağırlıklı olarak dünya tasarımı. Burada da şey hani gezgin tipli oyuncular falan diye bahsetmiştik. İşte bu oyuncuları daha çok hedef falan. Bir de gamer audience hani işte klasikleşmiş o gamer tabanının dışında başka insanları dahil etmek istedim bu hani tema üretirken. Bu da mesela şeye yürüyebilir diye düşünüyorum. Hani daha büyük ölçekten bakınca mesela bir oyun ama her yıl yeniden çıkan 4 bölümlük ve hani o anda oynadığınız, o hafta hatırladığınız bir oyun teması üzerine gidebilir diye düşündüm. Ya bu mesela belki ileride şu anda ben single player olarak düşünüyorum ama ileride multiplayer olarak da dediğim o teker teker bütün karakterleri ele alabileceğiniz bölümler olacak. Hani ya, alabilirsiniz ya da o şekilde de geliştirilebilir diye düşünüyorum şu anda. Atmosfer tasarımında asıl hani buralardan yürüyorum şu anda deneyimlemek için. Amerika'nın bir Art Deco dönemi var aslında. Amerika'da ağırlıklı 1920'lere dayanıyor. Bu dönemde de
reklamcılığın, işte kapitalizmin ilk başladığı dönemler ve abartılı bir şey var. Dünyanın geri kalanı savaşta Amerika'da çok rahat olduğu için aslında mimari olarak da pek dünyaya yayılamamış bir tasarım akımı. Çok görkemli ve şatafatlı böyle yerlerde yaşıyorsunuz. Hani ve hani ortamlarda bulunuyorsunuz. Oradan birkaç böyle iç mekandan örnekler sunuyorum. Dış mekanda da bunun daha böyle modern varyasyonları, çağdaş olarak da yorumlanabilecek bir durumu var. Bu da mesela bu şey hakkında birisi daha önceden bir stüdyoda sanırım çalışmış. Hani göstermek istiyorum onu ama şöyle bir iç mekan olarak. Şu an bir üç boyutlu hali vardı. Yani bu şekilde mesela bir sahne tasarımı yapmış. Bu birazcık şey kalıyor tabii. Daha cheap duruyor genel olarak. Onu biraz aşmak gerekecek. Hocam mesela aynı yerde dış mekanda nasıl olabiliriz diye düşündüm. O dönemden gerçek bir sokak görüntüsü. Bu Çin'de bir replika sokak. Çin'in böyle yerleri var. Böyle bu stilde bir mimari haz yaşatmaya çalışan bir deneyimdi. Bu da bir oyunun, şu anda var olan bir oyunun. Hani bunlar ya, ben araştırırken böyle bir oyun olduğunu da gördüm. Kısaca böyle göstermek istedim bunu. Atmosfer olarak. Şimdi senin aklındaki de böyle üç boyutlu bir şey değil mi aslında? Hocam üç boyutlu ama ona da değineceğim birazdan. Hocam videonun sesini kıstım çünkü tamamen yanlış anlatıyor. Yani dönem 60'lar, 70'ler, 80'ler diyor, yanlıştı. Ben de kestim sesini yani. Şöyle devam edeyim ben. Hocam burada şuna, o konuya değiniyorum. İşte üç boyutlu bir atmosfer ama iki boyutlu bir texture design üzerinden yürüyor. Birazcık animelerin anlatım tarzına benzeyen bir üçüncü boyut denemesi yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizim o computational, yani hani o kadar güçle bu kadar mekanı oluşturmak, bilmiyorum yani ne kadar olabilir. O konularda çok bilgim olmadığı için şu anda birazcık daha şey zorlamak istedim. Hani tasarım yönüyle bunu nasıl yapabiliriz diye. Burada da şey, oyuncular genelde silüetlerden oynuyor aslında. Birazcık hayal ederek ve o hikaye anlatımını sanatla görerek tanıyabilirler diye düşündüm. Buna da benzer hani şu konseptler var şu anda yapılmış olan. Bunlar da New York, sanırım New York Times'ın Illustrator'ının oluşturduğu örnekler. Bunları yani bu şekilde oluşturmak bir nebze daha kolay. Üçüncü boyut asetlere göre. Ama ben hani bunları tekstür olarak kullanıp üç boyuttaki ortama bu tekstürleri vermeyi düşünüyorum ki hani atmosferi ve dağıtabilirim diye. Bunu da Art Deco'yla nasıl birleştireceğim konusuna birazdan geleceğim. Bu da şey, oyundaki üç boyut hissiyatı bu şekilde birazcık daha dağınık olabilir diye düşünüyorum. Karakterlerle göre falan. Tabii bunlar daha tam olarak oturmadı. Bunu nasıl bir sistemde yerleştireceğim. Burada birazcık yaklaşıyoruz işte. Art Deco stiline bu üç boyut anlatımını katarak böyle bir atmosfer oluşturma deneyim. Yani kısa, mesela burada biraz daha bunun üç boyutlu versiyonları var. Bu da daha çok yakın bulduğum bir anlatım şekli. Yani bu şekilde daha böyle grafik ve çizime dayalı, sanki skeçte oynuyormuşsunuz gibi ama bir senaryo oynadığınız bir oyun olarak düşündüm. Ve karakterler üzerine biraz düşündüm. Çünkü burada hikaye de çok önemli. İnsanlar oradan biraz yürüyecekler diye düşündüm. Burada da temel aldım böyle belki daha bilenler vardır. Bonnie and Clyde diye ünlü böyle bir 20'lerde 30'larda tam dönemini hatırlayamadı. Amerika'da hatta kültleşmiş filmi olan bir iki kişinin dolandırıcılık hikayesini anlattığı bir film ve yani gerçek yaşanmış bir hikaye var. O dönemin böyle karakteristik kıyafetleri ve ruh halini yansıtacak durumda gidebilir diye düşündüm. İşte başta bizim bir çiftimiz var. Bunlar mesela Distraction'ın Show ve Choice, hani o oyundaki o sıradaki dağınıklığı, ondan sonra show yapılacak bölümleri ve seçeneklerin, aslında oyunun bölümlerinin nasıl şekilleneceğine göre değişen choice'ları yapan ekip gibi davranıyor. Asıl bir boss var işte arka planda. Bu oyunun mastermind'ı. O bütün konu şey işte, hani dolandırıcılık anını aslında kontrol eden bir mekanizma, bir kişi. Bu da sidekick. Genelde böyle aksiyon figürleri falan geldiğinde bu karakteri görecekler, bu karakteri oynayacaklar. Bu da şöyle düşündüm aslında bunun olmasının sebebini. Hani insanlara bu karakter geldiğinde böyle o anda sevinmeleri lazım. Yani hani hedefine ulaşabilirsem bunun böyle olacağını düşünüyorum. Hani o an geldiği zaman diyecekler ki ya bu
işte bu karakteri oynamayı seviyorum modunda ilerlemeli. Hani bu tarz bir şey olmalı gerekir. Soracağım işte hikayesi daha tam oturmuş değil yani düşünüyorum. Ama bir hani oyunun bir temelde bir oyunu nasıl şey yapabiliriz diye böyle bir kurguya girdim. Hani bir sahne kurayım diye. Tabii çok hani basit ilk başta düşündüğüm bir şeydi. Ya modern tonda böyle hafif müzik çalan bir işte büyük bir salona, bir Balarot salonuna falan giriyorsunuz. Ve iki kişiyi görüyorsunuz işte. Arda ve Nihan olarak başta böyle bir isim uydurmuştum. Bunlar mesela bu sahneye arka taraftan sinematik olarak giriyor ve bir fısıltı bunlara eşit zaman kazanması gerektiğini söylüyor. Ve o alandaki bir target işte size görünür oluyor ya da işte belirgin oluyor. Bu renk değişimiyle olabilir, karakterin üzerinde bir işaretleme olabilir. Sizin bu karaktere yaklaşıp bir conversation açmanız gerekiyor. İşte diyalog. Diyalog böyle ilginç olabilir, ilgi çekici olabilir ama asıl oyun orada dönmeyecek. Çünkü o Sun'a söylemiş oluyor sakin olan versiyonu. Onun yanına gidiyorsunuz ve hani yani oyun olup dönüşüyor bir anda sahne. Ve siz sahnede işte bir müziğin bozulmasıyla beraber Sunan'ın yapması gerektiği şeyi söylüyor Sunan. Yani gösteriyor size. İşte burada da dedim ki hani işte sidekick must take the key from the housekeeper. Hani oradan alması gerekiyor falan. Bu şekilde bir hani büyük bir oyunu aslında bir alanda kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Karakterler arasında geçiş yapmaya çalışıyorsunuz. Buna yönelik de mekanikleri falan araştırırken bir oyun buldum aslında. Bu çok benziyor sistem olarak. Şöyle aldım. XCOM. Dikkat et Spike. Biliyorum bunu. Oynamış olan arkadaşlar vardır. Burada karakterleri tek tek planlıyorsunuz önceden yapması gerektiği işi. Ve bir yerden sonra da aslında turn dönüşü gibi hareketlenmeye başlıyorsunuz. Yani kısaca böyleydi. Hı hı. Hocam ben böyle kafamda işte o storyboard'u falan çiziyordum. Ya işte bu kadar bir toparlayabildim şu anda kafamda. Ya görüşleri açığım. Destek olmak isteyenleri de açıyor. Şey bu arada PD demişler Burak bir Uğur da PD Batman'lar PD yaparsın. Ben seni anlattığın tarafta ben daha çok PD çünkü daha aksiyon ön planda bir oyun oluyor genelde. Şeyine göre ama daha steltimsi ve daha böyle hani puzzle'ımsı bir şey bekledim açıkçası. Benim aklıma şey geldi. Mass Effect 2'yi oynadım bilmiyorum. Orada Kasumi Goto diye bir karakter vardı. Hırsız. Onun kendi özel görevinde biz de bir heist'a katılıyorduk. Şey olarak o geldi mesela aklıma ya da ne bileyim böyle Hitman serisindeki her şeyi start yaparım ben bütün puzzle'ları çözerim hiç çaktırmadan içe girer ve çıkarım mantığı geldi senin anlattığın şeyde. O yüzden ona daha yakın gibi hissettim. Bilmiyorum senin aklındaki plan nasıl tam olarak ama hani daha böyle combat ağırlıklı bir şey mi olacak ama ben direkt combat'tan kaçınan bir şey bekliyorum senin anlattığın şeyden. Hocam aslında tam bir combat değil de ben genel olarak yukarıdan o hani mesela filmlerde veya dizilerde o sahneleri görüyoruz o. Ya o sahne bütün o filmin aslında çekici bölümü oluyor. Hı hı. O bütün her şeyin planlandığı, siz orada görüyorsunuz, planın birazını biliyorsunuz, birazını bilmiyorsunuz ve size orada bir hani normalde film izlediğinizde bütün senaryo akıyor. Tam her şey zamanında oluyor. Ben de dedim ki yani tabii çok sonradan gelişen bir şey yani dün akşam ben oturttum açıkçası. Yani fikri biraz buna doğru kaydı. Burada da şey olabilir diye düşündüm hani bütün karakterleri anlık planlayabileceğiniz ya da bazı şeyde bırakabileceğiniz. Hani karakterlerin tamamına karar vermek zorunda değiliz belki. Hı hı. Ama bunun hani kendi içerisinde belli mekaniklerde kişilere böyle yetenekler verirsek bazıları işte hani o konuştuğu zaman karşıdaki karakteri etkilemesi daha önemli olacak belki orada diyaloğun içerisinde. Bazı karakterlerin mesela aynı ortamda yan yana gelmemesi gerekecek. Aslında ikisi birbirini tanıyor. Siz bunları bu şekilde kontrol etmeniz gerekecek oyun alanında. Ben işte önce RPG olarak düşündüm ama sonradan dedim ki daha tanrısal bir bakış açısına da dönüşebilir bu. Hani bütün o sahneyi birazcık daha derin bir üç boyuttan görüp hani şu karakter buraya, bu karakter buraya hani oynat. Hani onu denemeye çalışır diye düşündüm. Ya bu stilde ilerleyebileceğimi düşünüyorum ama bakalım yani. Yani oyunu hocam şu anda mimarlıktan geldiğim için daha önce de hiç oyun deneyimim yok. Ben çünkü bir de bölüm aslında interaction design olarak girdim. Bayağı hani şöyle düşündüm. Mimarlıkta gireceğim. İşte mimari binalardaki o iç mekanda belki dijital sistemlerle entegre ederim diye girdim. O bölüm şu an beni aldı götürdü bu tarafa. Yani daha çok aslında hoşuma gidiyor bu işler. Ya o yüzden hani birazcık da böyle hani zorluğunun arka planda ne kadar zor olabileceğini düşünemiyorum şu an açıkçası.
Ya arka plan vesaire o zaten şu anda düşünmeyken bir şey değil. Şu an sadece oyunu tasarlamak gerekiyor. Onun yönetilmesi tarafını zaten şu an hakim olmanı beklemiyorum. Otomatik olarak şey değil hani developer olmayınca onu şey yapamıyorsun. Tek başına bile düşüneceksin bunları. O yüzden şeyde hani böyle nasıl işlenir, nasıl yapılır, nasıl implement edilir tür sorulara girmene gerek yok. Sen sadece aklındakini güzel bir şekilde anlatacak bir doküman hazırla. Geri kalanı sonra düşünürüz zaten. O şey değil. Peki. Beste soy bilgi. Ben ekran paylaşacağım şimdi. Görünüyor mu? Görünüyor. Ya aslında ben daha oyunun nasıl oynanışı üzerine çok fazla bir şeye daha karar vermiş durumda değilim. Daha çok böyle bir dünya oturmuş durumda. Astro diye bir, aslında geçen sene aldığım bir derste tasarladığım bir oyundu. Onun üzerinden devam etmek istiyorum. Astro diye bir oyun. İşte oyun aslında Astro şehrinde geçiyor. Şöyle bir tane Serapis diye bir kendini tanrı ilan etmiş biri var gezegenin bir yerinde. Ve bu kişinin işte tanrılığı sorgulanmaya başlanıyor. Çünkü insanlık hakkında bilgisi yok. Sonrasında o sorgulayan kişiyi susturuyorlar vesaire. İnsanlar hakkında bilgi toplamak için bir yani asteroid kuşağında bir tane asteroidde bir şehir kuruyorlar. Ve bu şehrin koşullarını insanlara dair adapte ediyorlar. Ve oradan bir solucan deliği var dünyayla o asteroid arasında. Ve insanlar oraya geçiş yapmaya başlıyorlar. Ve buraya ilk gelen kişi, bu da görseller, yani şehre dair. İlk gelen kişi bu rahibe Nia. Bu rahibe Nia'dan sonra gelen insanlar oluyor ve bunlar aslında çeşitli görevler almaya başlıyorlar. Yani insanlar da komünite oluşturmaya başlayınca karşı çıkmaya başlıyorlar. Çünkü burada aslında insanlar üzerinde deneyler yapılmaya başlanıyor vesaire. Bazıları geri dönmek istiyor. Bazıları işte deney yapılan insanları kurtarmak istiyor. Bazıları da aslında dünyanın zaten yok olacağını düşünüp burada kalmanın mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir topluluk aslında. Karakterler hep böyle farklı insanları temsil ediyor. Ana karakterimiz var. Ya da işte bu eskiden orada olan ve çeşitli görevler almış karakterler var. Bir de karşı işte bu Sith'lerden oluşan kişiler var. Bu Tanrı'nın görevlendirdiği kişi, araştıran, deney yapan işte kişiler. Ya da işte robotlar veya daha çok asker gibi çalışan insanlar. Hikaye aslında bu şekilde ilerliyor. Ben de hikayede şöyle bir şey yapabilirim dedim. Yani burada şeye çok karar verilmiş değilim. Bir ana karakter var ve bu ana karakter işte belli görevler alıp yani bir gruba dahil olup görevler alıp oyunu mu bitirmeye çalışacak? Yoksa aslında işte oyuncu olarak biz bütün karakterleri kontrol edip mi sizlere karşı savaşacağız? Onu çok oturtturabilmiş değilim şu anda. O yüzden oyunun işlenişini de çok daha geliştirmiş, detaylandırmış olmadım. Ama böyle bahsedebilirim. Okey, o taraf evet. Mekanik olsun, şey olsun, hani oynanış olsun, RPG mi, aksiyon mu, platformer mu, onları falan karar vermen lazım bir an önce. Evet, ya aslında daha çok roleplay gibi geliyor. Aklımda hep öyle canlandı. Ama işte bütün karakterleri aynı anda hani o böyle yani o çatışmanın içine katmaya çalışırsam aslında roleplay olmuyor ya hani. Ona karar vermem gerekiyor. Yani üstlük harken aynen çatışmada olduğu roleplay oyunları var. Yani grup olarak oynayan. Vision novel tarzı bir şey de olabilir. Vision novel belki olabilir. Daha şeye kaçması için evet. Oyunun adını yazabilir misin chat'e? Ben çünkü her oyuna hakim olmadığım için oyun konusunda. Vision novel bir oyun türü aslında. Platformer vesaire gibi. Okey, tamam. Okey, tamam. Peki, o zaman şeyi oturtman lazım. Haftaya çünkü bunların belli olmuş olması gerekiyor. Haftaya kadar oturt nasıl bir türde, nasıl bir şey yapacağını, mekaniklerine falan, ana mekaniğinin nasıl bir şey olacağını en azından ki haftaya esas testimde o 3-10 sayfalık testimde daha oturmuş bir şeyle gelsin. Peki, teşekkür ederim. Onat. Onat burada mı tabii ilk soru? Değil. O zaman geçiyorum. Furkan Turan. Paylaşıyorum. Yanlış tarafta açıldı. Bir saniye. Görebiliyor musun? Birden fazla ekran olan insan dertleri. Çalışıyorum bir yandan evden o yüzden.
Görebiliyorsanız devam ediyorum. Hı hı. Benim oyunumun adı Casualty. Oyunu tepeden bakmalı 2D puzzle olarak düşündüm. Oyunda 3 çeşit karakter olacak. Bir tanesi escapee. Bizim player olarak hareket ettirdiğimiz karakter olacak. Half decent pasifist dedim. Half decent olmasının sebebini bir sonra mekaniklerinde anlayacaksınız. İkinci karakter sniper. Sniper friendlilerle beraber escapee'yi öldürmeye çalışan, yakalamaya çalışan veya karakter. Oyunda ekranda kenarlarda balkonlar olacak. Ortadaki level design'ın dışında. Sniper o balkonlarda rastgele hareket ederek escapee'yi vurmaya çalışacak farklı açılardan. Ve lazerini escapee'nin üzerinde belli bir süre tutabilirse ateş edecek. Friendliler de sniper'ın field'daki takım arkadaşları. Bunlarla ilgili asıl amacımız bunların üzerinden bir anahtar alıp çıkışa ulaşmak. Basit mekaniklerine gelirsek sniper'ın line of fire'ı lazer şeklinde görünebilir olacak. Ve escapee'yi biraz arkadan ama yetişebilecek şekilde, yani biraz delay'li ama escapee'den daha hızlı hareket ederek yetişebilecek şekilde hareket edecek. Bunun sebebi eğer açıkta çok durursa escapee vurulabilsin, sürekli hareket halinde olması gereksin. Sniper az önce dediğim gibi balkondan balkona hareket ediyor ve farklı açılardan escapee'yi bulup vurmaya çalışıyor. Balkonlar 2-4 arası olur diye düşünüyorum. Bir sonraki slide'da bir tane örnek level da var. Bir mekaniğimiz de duck olacak. Escapee'yi WASD veya işte gamepad'le hareket ettirebileceğiz. Bir de yapabileceğimiz şey ducklamak. Sniper escapee'nin üzerinde yeterince tutabilirse lazerini ateş ediyordu. Bir yerden sonra ateş etmesi kaçınılmaz oluyor. Yani siz eğilseniz de, hareket etseniz de sniper ateşinden kaçabiliyorsunuz. Bunu half decent, bu pasifist olmasıyla birleştirip escapee'yi hiç adam öldüremeyecek duruma soktum. Adamı öldürmek için sniper'ı kullanmamız gerekiyor. Sniper'la friendly'leri align edip ducklayarak veya kaçarak arkadaşlarını öldürmesini sağlamamız gerekiyor. Ve bunların bir tanesinin üzerinden büyük ihtimalle belli bir tanesi olacak ve başlangıç pozisyonuna en uzak veya ulaşması en zor friendly de olacak anahtar. Şöyle bir dizayn düşündüm. Kırmızı olan sniper'ın bulunabileceği yerler. Şu gri... Burada sizden bir ses geliyor sanırım ama. Sanırım senden geliyor. Kusura bakmayın. Gri olan SKP burada. Sniper'la üzerimizde line of fire tutup yeşil noktaları vurmaya çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Buna farklı birkaç mekanik daha eklemeyi düşünüyorum. Yani şu an için düşündüğüm örnek mekanikler burada. Buton ve explosive'ler gibi hem sniper'a vurdurabileceğimiz hem de escape ile activate edebileceğimiz interactable elementler düşünüyorum. Friendly'lerin davranışından şu an emin değilim. Onlar da bir ihtimal escape'yi kovalayabilirler. Farklı pozisyonlara getirip öldürtebiliriz. Veya escape'yi gördükleri anda öldürebilirler. Böyle olunca da stealth olması gerekebilir bütün oyunun. Friendly'leri ben olsam şey yaparım. Bleak karakter canlı yakalamaya çalışırlar escape'yi. Böylelikle hem koşu kovalama şey olurdu hem de sniper'ın vurma şansı artar. Çünkü shoot on sight yaparsan sadece stealth oynamak zorunda kalıyor. Başka hiçbir şans yok oyuncunun. Evet, benim asıl istediğim de biraz daha kovalanabilmesi, farklı yere çekilebilmesi, hatta tuzaklar eklemeyi düşünüyorum. Friendly'le capture mekaniği gibi düşün. O zaman çok temiz bir şey yaparsın. Mekanik yaratırsın kendi orada. Evet, olabilir. Güzel ama. Level'ların sonunda öldürdüğü arkadaşların casualty olarak gösterip handler'larını, yani
takımın handler'ının takıma ne kadar başarısız bir iş yaptığı ile ilgili azarlamasını göstermeyi düşünüyorum level sonlarında. Hikaye aslında sniper üzerinden gidecek yani. Escape'i hareket ettiriyor olmamıza rağmen. Şey diye düşündüm. Şimdi takımda sürekli insan azalıyor ve sürekli bütçe açığı oluşuyor. Bu bütçe açığını kullanarak sniper upgrade'ler yapabileceğiz. Bir mekanik de bunu bazı bölümlerde uygulayabilirim ya da genele de yayabilirim. Ondan çok emin değilim. Oyunu neredeyse tamamen dark yapıp belli aydınlık bölgeler koyup lambaların etrafına bir cone of light'la sadece SKP'nin önünü aydınlatacağım. Ve sniper'ın da nerede olduğunu değil, sadece kesikli bir şekilde tozlardan yansıyormuş gibi lazerini görebiliriz. Bu arada denk gelen zor bir bölüm de olabilir ya da genele de yayabilirim dediğim gibi. Bir de şimdi SKP'yi öldürmeleri demek aslında görevlerini tamamladı demek. Bunun oyuncuya kötü bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor. Çünkü oyunu bitiriyor bu. Aslında görevin sürekli başarısız gitmesi oyunu progres ettiren şey. O yüzden bir şekilde SKP'yi öldürdükten sonra takım arkadaşlarının da sniper'ın da sonunun kötü olduğunu göstermek istiyorum. Yani uyuşturucu bağımlısı olabilirler. OD olup ölebilirler mesela. Bu SKP'yi öldürdükten sonra gelişen olaylar sonucunda. Bu arada puzzle oyunu olduğu için level design çok önemli olacak. Ne kadar level koyacağımı bilmiyorum. O büyük ihtimalle zamana göre belli olacak. Hani en son ne kadar zamanım varsa o kadar level koymaya çalışacağım. Sanırım bu şekilde. Yani şey gibi düşün, hani bu dersin projesi olarak yapıyorsan tek bir tane level koyman yeterli detaylandıracağın şekilde, ama kendi işin şey, kendi fikrini de geliştirmek için yapıyorsan tabii bol bol level koy. Onda sıkıntı yok. Sniper'la ilgili upgrade'ler de koymayı düşünüyorum. Bu slide'a koymayı unutmuşum da şeyde vardı, özetinde vardı. Mesela sniper mermilerinin duvardan sekebileceği bir upgrade, bölümde bir kullanılabilecek bir şey olabilir. İnce wall'ları penetrate edebilen bir upgrade olabilir. Şeyi yazmıştım. Damage upgrade olur ama damage upgrade silahı ağırlaştırdığı için SKP'yi takip etmesi yavaşlar. Böylece bize faydalı bir upgrade olmuş olur diye düşündüm. Yani tek çift seferde öleceğimiz için damage upgrade'in sniper'a bir faydası yok aslında. Ya, evet. Okey, güzel. Peki 2D, 3D nasıl bir şey planlıyorsun? Tepeden bakmalı 2D planlıyorum. Gerçekten harita şu şekilde olacak. Sadece balkonları dışarıya koyabilirim. Sniper biraz daha belirsiz olsun diye yeri. Ama karakter modellerini tamamen tepeden değil de biraz daha çaprazdan bakılmış gibi yüzlerini vesaire de göstermeyi düşünüyorum. Yani headshot'la body shot'ın farkı olabilsin mesela. Ona göre farklı animasyonlara girebileyim. Okey, güzel. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Burak, Dilara, Yiğitan. Yeni bir üçlü grubumuzda. Merhabalar. Ekranı paylaşacağım. Okey, görünüyor mu? Hı hı. Üç kişi bir oyun yapmayı düşündük. Bu kısmı Burak ve Yiğit anlattılar. Buradalar mı? Buradayız. Ya, sesimi açmamışım, konuşuyorum. Hocam amacımız gelecek dönem aslında yapacağımız Game Project Studio için de bir hazırlık yapmaktı. O yüzden belki bitirebileceğimiz böyle işte 3-4 ayda, hatta şimdiden başlasak ufaktan bir 5 ayda bitirebileceğimiz bir belki oyun demosu tarzı bir şey çıkartmak istiyoruz. Oyunumuz action RPG olacak. Bilgisayar platformları için çıkartmak istiyoruz. Şimdilik oyunumuzun adı Project KM. Oyunun adını bilmiyoruz. Daha karar vermedik. Çünkü değiştirmemiz gereken çok şey var story'de ve oyunsal anlamda. Genel olarak oyunumuz aslında
Hack and Slash başlıyor. Gerçekten çok overpowered bir karakteri oynuyoruz. Gerçekten çok overpowered bir karakteri oynuyoruz. Bu oyunun olabilir. Olabilir, olmayabilir. Herhangi bir şey söyleyemiyoruz bu. Şimdi şey vardır hocam, belli bir... Telif vardır diyorsun. Telif vardır, bir şey vardır. Alakasız, ben kabul etmiyorum bu söylemleri. Bir şehrin fethinden sonra, çok büyük bir şehrin fethinden sonra bize bir görev veriliyor. Bu görevde bir emaneti, bir tılsımı ya da işte bir objeyi bir yere teslim etmek, bir karaktere teslim etmek. Belki hikayeyi Yiğitan anlatır. Çünkü hikayeyi Yiğitan yazdı. Açıkçası üzerine 5-6 saat konuştuk ama son neye karar verdik bilmiyorum hikayede. Gerçekten hikaye, hikaye ve haritadan başka bir şey konuşmadık sana oyun hakkında. İşte hocam, oyun hikayesi Burak'ın anlattığı gibi bir tane işte şehir düşüyor. O şehir düştükten sonra bu şehir hakkında, yani o şehrin düşeceğini haber veren mistik karakteri bulmak için yola koyuluyoruz. İlk başta yol lineer olarak ilerliyor. Ancak yolun lineer sonunda tam ulaşacağımız insanı, işte karakteri bulabilmek için yola koyulduğumuzda yani, garip şeyler olmaya başlıyor oyunda. Bizim oyunumuzda asıl orada başlıyor. Oraya olan kısım tutorial olarak başlıyor. Tutorial olarak geliyor. İki parça tutorial var. Sonra oyun başlayacak. Bunun dışında bayağı twist endingler olacak. Twistler olacak hikaye boyunca. Onları bir de düşündük şimdiden. Hikaye hakkında şu an söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yani daha normal bir dünyada başlayıp böyle daha mistik bir yere çekilen bir şey planlıyorum. Evet. Oyunu toparlarken. Biz de bir map tasarımı öngörüsünde bulunduk şeyden dolayı. Yani şu an tek artist benim şeydeki. Evet. Ve sürenin kısmından dolayı da çok aslında açık dünya yapmak istedik ama hani o kadar mantıklı gelmedi bu ekiple. Şöyle bir şey düşündük. Şimdi hikayede bir öncesinde bir cutscene gelecek. Daha sonra map'in bir kısmında şuradaki hana doğru, hatta bunu şuradan açayım. Şuradaki hana doğru gelen kısımda bir tutorial yapmayı planlıyoruz. Hem karakterin kendi skilllerini keşfettiği, hem de savaş mekaniklerini işte oyuncunun biraz daha alışması açısından bu kısmı böyle tasarlayacağız. Tabii bu hani bu şemada değil ama bu bir örnek olarak göstermek istedik. Daha sonra bu ilk hana vardıktan sonra ilk boss'u kesene kadar şöyle bir alan tasarımı planladık. Hem oyuncuya burayı keşfetme imkanı sunmak istiyoruz. Hem de biraz daha bu oyunun nasıl ilerlediğini, gameplay'e biraz alışması için bir süre tanımak istiyoruz. Bu hanlar aslında oyuncunun başka insanlarla konuştuğu, hikayeyi belki biraz daha öğrendiği ve geliştirmelerini yapabildiği yerler olarak düşündük. Daha sonrasında bu kısımdan çıktıktan sonra ikinci hana varıyoruz. Ve hani bu kısımdan sonra artık bu şu tarafa geçilmez ya da belki geçilebilir, hala bilmiyorum. Şu kısımda aslında tüm olayı döndürmeyi planlıyoruz. Yani burada bir loop'a giriyoruz. Burada da aslında her handan çıkıp bir boss kesmeye gittiğimizde farklı kollarla map generate olup her seferinde farklı bir map oluşturmayı planlıyoruz. Buradan boss'u kestikten sonra da böyle esrarengiz bir biçimde gittiğin yer direkt hana düşüyor. Yani tekrar handa uyanıyorsun gibi bir şey planladık. İşin mistik kısmına da buradan girmeyi planlıyoruz. Bu şekilde bir finale götürecek bizi oyun. Bir twist olabilir, bir şeyler olabilir. Şu anda böyle bir planımız var. Hikayede dediğimiz gibi biraz açıklar var. Map'in oluşturulmasında yine bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bunun dışında da bir de combat mekaniklerimiz var. Bunu da Burak anlatsın. Ya hocam, fazla piyasada şey yok böyle. Gireyim 20 kişi, 25 kişiyle kapışayım, işte hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayayım. İşte var belli başlı bir elim 5 parmağı, belki 2 elin 10 parmağı vardır. Ya bir Bayonetta, bir Dante, bir işte Kratos, ancak böyle belli başlı karakterler var
ve bence bizim kültürümüzde çok fazla overpowered karakter var. Ben bir tanesinin oyununu yapmayı çok istiyordum. Arkadaşlara fikri söyledim, tuttular. Modelleme dersinde de bununla alakalı bir şeyler yapıyorum. Eğer aklımızdaki şeyi yapabilirsek hem çok eğlenceli hem de bu oyunun değiştiği noktadan sonra, bu lineer yapı bittikten sonra loop'a girdiğimizde karşımıza bizimle eşit güçte, belki bizden güçlü düşmanlar, işte tuzaklar çıkararak o overpowered'ın aslında o kadar da güç olmadığını, bizim mekaniklerimizin aslında çok basit mekanikler olduğunu oyuncuya gösterip hem şaşırtma, hem iki farklı oynayış deneyimi, hem de vereceğimiz döngünün ya aslında birazcık tembelliğe kaçıp sadece belki 6-7 tile'lık, yani bir 50'ye 50'lik tile düşünün. Bu 50'lik tile'den 6-7 tane sadece tasarlayıp o oyuncunun karşısına döndürerek, texture'larını evet, değiştirerek, sunarak o döngüyü aslında kullanıcıya olabildiğince geç vermek ve bizim avantajımıza çekmek. Ekibin az kişi olmasını. ya oyunda genel mekanik şu, loop'a gireceğimiz ana kadar belli bir lineer yapı var, hikayenin aktığı. Bu loop'ta tamamen her seferinde daha zorlaşan bir önümüze map çıkıyor, bir boss çıkıyor. Boss'u kesiyoruz ve ana geri dönüyoruz. Ana'da upgrade yapıyoruz, skill dağılımı yapıyoruz, belli bir yine hikaye dönüyor. Birazcık roguelite'a benziyor bu kısım, bu loop kısmı. İlk lineer kısım direkt bir action RPG gibi. Ancak Souls-like şeyi de barındırmak istiyoruz. Ölürsek bütün resource'lar gitsin, o branch'teki resource'lar gitsin, ana geri dönsün. Ve belki gittiğinde eğer aynı yere varabilirse resource'ları geri alsın. Yani roguelike'de olmayanla Souls-like'de olanı birleştirmek gibi. Roguelike'de öldüğümüzde her şey sıfırlanıyor. Sadece belli bir şey kalıyor ve tekrar o resource'ları alamıyoruz, in-game resource'ları. Ama Souls-like'da öldüğümüzde o resource'ları geri reclaim edebiliyoruz. İki mekaniği birleştirebiliriz diye düşündük burada. Buralar daha gelişmesi gereken yerler. Okey, güzel. Şeyi düşünüyorum da, combat mekaniklerini nasıl bir şey yapmayı planlıyorsun? Normal, klasik hack and slash bir şey düşünüyorsun. Gözden görünüş mü düşünüyorsunuz? Arkadan şey mi? Nasıl bir şeyiniz var? Third person olur hocam. Ya aslında şu sağdaki moodboard'da Dark Souls'taki şey birazcık daha genişi lazım. Çünkü zıplamıyor karakter malum Dark Souls'ta. Birazcık hantal bir karakter. Ya ama şey de istemiyorum. Bu Devil May Cry'da komboya girdiğinizde kamera bir sizden çıkar. Odaya doğru gelir. Size tamamen o komboyu gösterir. Sonra geri girer. Ya ben izlerken ve oynarken midem bulanıyor. Bayonet'te daha aynı şekilde. Hani belli bir yere kadar karakter sende, yani şey kamera sende, sonra kamera bir yere gidiyor alakasız ve seni uzaktan çekiyor. Sonra geri dönüyor. Çok sickness yaratıyor bence çoğu oyuncuda. Olabilir. Evet, onu öyle seven alışanlar da var. Okey, tamam. Güzel. Bir de buradan hocam bir duyuru yapalım, ikinci dönem eğer biz bu projeye devam edeceğiz. Animasyon verikçi arayışımız vardı, buradan arkadaşlara duyurulur. Animasyon en zorundan şey, animatör. Peki, Alp Esas Salak. Merhaba, bir saniye. Şimdi şey gitti. Açayım. Hocam bu arada ben de geldim. Selamlar. Hoş geldin. Tamam. Şey. Başka biri yoksa Alp'ten sonra da ben sunayım mı? Daha var bir sürü insan da senin sınavı geçmiştik. Evet. Sen sunarsın Alp'ten sonra, ayarlarım onu. Tamamdır. Şöyle ben de oyunu şöyle anlatayım. Bundan 2 sene önce falan bir tane bir yarışma vardı. Biz bir arkadaşımla giriyorduk onu. Bu mültecileri konu alan ama senaryosu çok uçuk olan bir fikirdi. İşte hani bir grup insan oldukları yerden, işte bir otobüs dolusu insan bir yere götürülmek zorunda kalsa ne yaparlar diye. Biz de hani böyle standart dünyevi bir şey olmasın da birazcık uçalım kaçalım nasıl bir şey olabilir diye düşündük. İşte hani böyle bir senaryo ürettik. İşte bundan 500 yıl, 1000 yıl sonra işte böyle deep space exploration'lar yapılıyor. Ve işte bundan sonrasında bir ay aslında veya bir asteroid dünyanın etrafında bir base olarak kullanılıyor. Hani dünyanın atmosferinden çıkıyoruz, oraya gidiyoruz, bir müddet bekliyoruz. Sonra yine hyperjump'la diğer gezegenlere gidip onları kolonileştiriyoruz.
Ama bu süreç içerisinde bu asteroid veya aydaki mekan aslında bir çeşit böyle bir Las Vegas'tal bir yere dönüşüyor. Yani bir büyüyor o şehir, gelişiyor artık, hani bir turizm mekanı haline geliyor. Ama artık dünya işte böyle küresel ısınma bilmem ne falan filan iyice hani kötüleştikçe hani büyük devletler gidiyorlar, oraya asıl koloniler oraya kuruluyor ve dünyaya verilen şey bırakılıyor. Aslında benimki bir tık daha o yüzden şey bir oyunu, hikayesi olan böyle düz başlıyor gidiyor, böyle bir roman gibi okuyabilirsiniz, öyle bir şey var. Neyse ama daha sonra işte dünya gittikçe böyle çeteleşiyorlar, şey oluyor, böyle bazı insanlar var, onlar da böyle hani kendilerini koruyamayacak haldeyken bu asteroide kaçmaya düşünüyorlar. Tabii o zamanlar daha fazla ne diyeyim, space ship'ler biraz daha kolay yani, öyle herkes olabiliyor neredeyse. Neyse ben de işte biz böyle bir fikir şeydi, bu mekanı öyle kurgulamıştık. Daha sonra ben de bunu hep bir oyunlaştırma isteğim vardı açıkçası. Hani hikayesi yoktu hani kişisel olarak, çok daha geniş hani society konseptli bir şeydi. Bunu düşündüm nasıl bir şey olsa diye. Şu anki hali bir tık böyle ve her zaman da işte 2D böyle platform puzzle oyunlarını çok severim. Öyle bir şey yapmayı istemiştim. Daha böyle Machinarium gibi, işte Samanos gibi veya işte şimdi yeni çıktı işte bu sene indie oyunu kazandı işte Gris gibi falan. Bir tık dark bir konsept olsun da istiyorum ama. Hani combat yok, şey yok, sadece platform üzerinden gidiyor. Ama hani bu süreçte sürekli şey görüyorsunuz, yani hikaye gelişiyor, farklı şeyler ediniyorsunuz. Benim oyunum, iki tane karakterimiz var. Bunlar işte iki tane, bir tane kız, bir tane erkek. Bunlar işte bu şeye geliyorlar. Şurada mouse'u görebiliyor musunuz bu arada? İşte burası bir planı biraz anlatmam gerekirse. Şurası bir hani Space Shuttle'ın girdiği bir tüp gibi bir şey. Burada bir ana lobimiz gibi, bir otel gibi bir şey var. Şuraya geliyordu insanlar eskiden. Buradan da hani ufak ufak böyle. Burası burada eğlence mekanları var. İşte kasinolar var, ne bileyim işte zoolar var, botanical gardenlar var, ne derseniz yani. Hani. O şekildeymiş ama artık buralar terk edilmiş bir halde. Bu iki kardeş buraya geliyorlar. Bakıyorlar şehir tamamıyla bomboş. Ve bir tane bot geliyor bunların yanına. İşte normalde buraya gelip insanları hani işte merhaba benim adım bilmem ne deyip hani bu birazcık şeydeki gibi Borderlands'teki hani o helper bot var ya, onun gibi aslında bir etkisi yok ama size hani şeyler sağlıyor. Hani nasıl yapmanız bir şey gerektiğini söylüyor. Onun gibi bot var. Bu işte iki kardeşi yöneltiriyor. Yani çok basit bir mekaniği var dediğim gibi. Yani WASD ile oynayabilirsiniz. Bilgisayar için kurguladım ben bunu. Veya işte PlayStation'da oynayacaksanız kontrolörle oynayabilirsiniz. X ile jump gibi yani hani. İki kişi oynanabilir. Yani bir kızı bir erkeği kontrol edebilirsiniz. Ya da WASD ve ok tuşlarıyla oynanabilir aslında oyun. Böyle giderken işte bir hatta Limbo gibi de düşünebilirsiniz oyunu. Yani iki boyutlu flat background. Onlar kayacak. Yani ben daha fazla böyle bir artistik bir feeling, bir experience yaşatmak istiyorum şeyde. Hani daha çok böyle ne combat olsun şey olsun da öte. Ben öyle bir oyun tasarladım yani kendimce. Dediğim gibi böyle bir şeyimiz vardı. Bunun üzerine böyle bir hani hikayesi gelişti. İşte bu süreç içerisinde de oyunun senaryosu ilerliyor. Bir noktada bir duvar, bir şey, bir trap oluyor ve kardeşler ayrılmak zorunda. Siz o noktada bir seçim yapmak zorundasınız. Kızım erkeğim oynayacağım diye. Aslında hani bir endgame'i değiştiren bir şey değil bu. Ama atıyorum erkekle oynayacaksanız farklı bir level'lara gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Kızla oynarsanız farklı level'lara gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Hani replayability birazcık şey diyor. Yani aslında aynı ending'e sahip ama farklı bölümleri görebiliyorsunuz. Bu sürede de hani diğerini kurtarmaya ve bulmaya çalışıyor. Zaten genellikle bu tarz hani oyunların şeyi şeydir. Şu an mesela plan ve kesitten görüyoruz. Ama mesela oyun içerisinde asla size böyle bir genelden vermezler buraya. İşte Limbo'da olsun, Machinarium'da olsun, Samaros'ta olsun. Hep böyle bir hani daha küçük ölçekte görürsünüz şeyi. Daha sonra nereden nereye geldik, yukarı çıktık, aşağı indik, sağa gittik, sola gittik, başka binalara girdik, çıktık falan. Hani aslında farklı dünyalar görüyorsunuz bu şeyin içerisinde. Öyle bir oyun. İşte biraz daha böyle cyber, steampunk şeyleri, daha bir tık hani dramatik ortamlar, işte ışıklar gelip gidiyor. İşte şurada görebilirsiniz bir minik şey tasarladım Photoshop'ta, böyle bir hani konsept şeysi gibi. Arkada hani böyle soundtrack selama, aynı zamanda sound design'a da blend eden bir şey olacak. Yani böyle sizi immersive bir experience olmasını hayal ediyorum açıkçası oyunun. Onun dışında en sonunda da birazcık hani bir plot twist'i var. Artık onu oyun içerisinde ne kadar şey olur bilmiyorum. Oyuncular anlar anlamaz ama onu saklamak lazım. Bu size helper bot olan karakter aslında buradaki bütün bu booby trap'ları kontrol eden karakter. İşte meğerse anlaşılıyor ki oyunun sonunda hani bu flashbacklerle falan aslında minik minik bir oyuncular, yani o küçük karakterler, kızla erkek, oyun içerisinde şehre ne olduğunun information'ını bit by bit öğreniyor. İşte ölen insanlar var, bir şeyler var belki ortamda.
İşte meğerse aslında bu gidilince burası bir false hope olaraktan bırakılmış bu asteroid. Yani insanların dünyadan kaçmasını istemiyorlar aslında. Ama hani bu asteroide gelecekler, burada da ölecekler. Mevzu bu ve kimse bunu bilmeyecek dünyada. Ve sürekli böyle hani minik kaçışlar var. Aslında bunu deneyip daha önce mahvolmuş karakterleri görüyoruz aslında. Hikaye bu birazcık. En sonunda işte bu çocuklar botları, botu şey ediyorlar. Overcome ediyorlar, öyle söyleyeyim. Ondan sonra da ikinci oyun nazik. Bilmiyorum, sonunu tam olarak düşünmedim açıkçası. Yani o botu overcome edecekler ama sonrasında orada mı kalacaklar, ne olacak? Aslında hikayenin de minik flashback'inde bir background'u şey. İşte bunların ailesi dünyadan hani sadece iki tane kişilik bir space shuttle'da yer kalmış. Onları koymuşlar. Çocuklar da buraya gitmişler hani bu hope için. Belki hani dünyaya gelip ailelerini kurtarmaya çalışacaklar gibi bir şey olabilir. Böyle bir senaryo, hikaye gibi bir şey kurguladık. Her şeyi bekledim mesela artık. Yani dünyaya haber vermeye çalışıyorlar. Şey, bir de radyo tanıtıyorlar. Siz burada bir şekilde bir anten ayarlayıp şey yapıp mesaj göndermeye çalışıyorlar falan gibi bir şey bekliyordum. Olur ama yani. Şey güzel hani fikir güzel fakat platformun şeylerini hani mekaniklerini ve puzzle'larını çok iyi ayarlaman lazım. Evet. Hani çünkü kombat yok, okey, olmasın, ne gerek var. Ama çok düşman vesaire türü bir şey de yok. Hani tamamen environment'a karşı kapışıyoruz gibi bir şey var anladığım kadarıyla. His var. Okey, o zaman çok güzel puzzle'lar çıkarman lazım ortaya. Oturup bayağı sağlam puzzle şey düşman lazım. Hani birkaç tane örnek level şeyi koyup puzzle'lar şöyle çalışıyor, böyle şeyler var falan filan diye güzel güzel anlatman lazım. Ama güzel. Teşekkür ederim. Limbo'daki şeyler gibi yani objektleri çekiyorsunuz, üzerinden atlıyorsunuz. Bir şeyler sizi kesebiliyor veya saldırabiliyor. Su kalkıyor, boğuyor, bir şey oluyor. Hani böyle bir dünya farklı hani tematik ortamlara da gidiyorlar. Mesela şuradaki kesitte şey diyebilirim. Hani şurada mesela lobide başladık. Bir yukarı çıkıyoruz. Farklı bir tematik bir bölüm var. Sonra işte hikaye bizi en aşağıya götürüyor. Cargo Hold'a gidiyoruz. İşte buradan mesela asteroidin en kenarına geliyoruz. Hani kompozit, yani kompozisyon olarak şey düşünebilirsiniz. Hani bir ekranda sadece en sağda bir asansör var. Sol tarafta full bir boşluk ve uzay var. Oradan hani bir şeyi görüyoruz işte. Aslında hiçbir yerdeyiz. Gibi gibi böyle çok görsellerle çalışan ve müzikle beraber gelen aslında sinematik bir experience gibi bir şey aslında oyun. Ben öyle platform oyunu düşünmüştüm yani öyle bir şey. Neyse, teşekkür ederim. Güzel. Teşekkürler. Onat. Merhaba hocam. Seni dinleyelim. Video ve ekran paylaşımı açayım o zaman. Selamlar. Ekranımı da paylaşayım. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Tamam. Ne kadar az kalanım var Discord'da. Özledim öyle zamanları mı? Az. Gerçekten az mı geldi? Bana da çok geliyor hocam. 20 tane 30 tane falan vardır herhalde. Neyse. Yok, ben de herhalde 8 tane falan. Evet. Benim ödevimin öncelikle pitch sentence'ıyla başlayayım da hani en iyi özetleme yolu bence o olacak. Dungeon Triad tek oyunculu yukarıdan aşağı bakmalı, ilerlemeli, mobil bir oyun. Bu oyunda oyuncu 3 benzersiz karakteri seçiyor ve bu karakterlerin özel yeteneklerini kullanarak bu zindanın seviyelerini ya da odalarını birer birer tarayarak ilerliyor. Ve bu zindan da otomatik olarak yaratılmış. İçinde yaratıklar, bir takım tehlikeler, sandıklar ve büyü içeren bir zindan. Şimdi dokümandan devam etmeden ben ilham aldım. Hani buraya şey koyamadım. Konsept art koyamadım. Muhtemelen önümüzdeki şeye koyacağım. Konsept art olarak ama benim ilham aldığım oyunlara bakarsak yani bu aslında benim bayağıdır aklımda olan bir oyundu. Çünkü ben hani bu oyunların hiçbirini oynamadım bu arada. Hunter Assassin hariç. Fakat hepsi ne hani taradım niye başarılılar vesaire. Ve en sonunda hani benim kafamda böyle bir hibrit fikir oluştu. Bu oyun Survivor Squad bir Steam indie oyunu. Dediğim gibi bunu oynamadım ama oynanış videolarını izledim, inceledim. Bu oyunda karakter bilgisayardan yani bir
bilgisayar oyunu zaten. Oyuncu 4 tane karakteri, 4 tane squad member'ı yönetiyor ve bu oyunda enteresan olarak bir field of view, yani görüş alanı mekaniği var. Bunu kullanıp kullanmama konusunda oynanışa bakmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden muhtemelen geliştirme süresinde en son eklenecek şey bu olur. O yüzden hani dizayn dokümanında da böyle bir şeyin olup olmayacağından şey yapamadım. Yani bahsetmedim. Yani olmayabilir gibi düşünüyorum benim oyunumda. Ve bu oyunun benim hani sevmeme tarafım. Bu tarz bir oyunu bu arada mobilde de oynadım. Dün oynadım hatta. Door Kickers. Bu da ücretli bir oyun. Bunda da bu hem Steam'e hem mobile geliştirilmiş bir oyun. Yine şey olarak çok benziyor. Fakat mobilde olduğu için kullanım kolaylığı yaratsın diye işte mobilde sahip olduğumuz swipe mekaniğini aslında oyuna implemente etmişler. Dolayısıyla daha hızlıca şey yapabiliyoruz. Daha hızlıca karakterle kontrol edebiliyoruz. Fakat bu oyunda da yanlış bilmiyorsam Survivor Squad'da da zaten belli seviyeler var. İşte Survivor Squad'da yaratıkların üzerinize gelme miktarı daha yüksek. Bundaysa siz aslında bir mekanın içine bir assault team'le saldırıyorsunuz. Yani ele geçen taraf sizsiniz. Kapıları nasıl kıracağınızı, işte içeri bomba mı atacaksınız vesaireyi siz seçiyorsunuz. Bu şekilde stratejik seçenekler sunuyor. Aynı zamanda iki oyunda da oyunu durdurup planlama mekaniği de var. Bildiğim kadarıyla XCOM da benzer bir mekanik kullanıyor. Bunlar benim oyunumda daha farklı olacak mekanikler. Ben daha çok gerçek zamanlı karar verme üzerinden oyuncunun heyecanını arttırmak istiyorum. Ve yapması kolay fakat anlamı yüksek hamleler bekliyorum oyuncudan. Benim için hani yani native olarak ilk başta mobile çıkan ve benzer mekaniğe sahip gördüğüm oyun Hunter Assassin'di. Hunter Assassin'de çok hoş bir hareket mekaniği var. Parmağınızla bir şey çiziyorsunuz. Line, bir çizgi çiziyorsunuz. Ya da bir noktayı belirtiyorsunuz. O noktaya en kısa yoldan ilerlemeye çalışıyor. Ve diğer yaratıklara arkadan saldırdığınızda onları öldürebiliyorsunuz. Bu benim aslında bu oyundan aldığım mekanikti. Benim oyunumun hareket sistemi de bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Bir de son olarak benim ilham aldığım ve diğer oyunlara hani alternatif oluşturabilecek bir özellik olarak gördüğüm medieval environment ve magic aslında var. Çünkü gördüğünüz gibi hani bütün örneklerde aslında dünya kısıtlıydı. Yani evet hani askerlikle ilgili birçok şey kullanıyorlar. İşte bomba atmayı, bir yere bir tuzak kurmayı falan kullanıyor diğer oyunlarda. Ama ben hani bunları arttırıp işte biraz daha ateş büyücülerim olsun, ateş atsınlar, işte klerik olsun, diğer diğer dostlarına can desteği versin gibi şeyler düşünüyordum. Hani Trine'da benim çocukken oynadığım, bayağı da sevdiğim bir oyun. Bu oyunda da yine 3 farklı özelliğe sahip karakterleri. Yani bir platform oyununda aslında şeyleri geçmek için, seviyeleri geçmek, puzzle'ları çözmek için birlikte kullanıyorsunuz. Örneğin az önce gördüğünüz gibi büyücünün şey yeteneğini, telekinezi yeteneğini kutuyu hareket ettirmek için kullanıyor. Sonra da Rogue'un sarmaşık atma yeteneğiyle karşıya geçiyor. Ve okla da gelen iskeletleri kesebiliyor. Şimdi benim oyunuma dönersek,
başka bahsetmek istediğim bir şey var mı? Ha, bir de son olarak hani görmek istediğim konsept artı olarak hani şu şekilde bir şey bekliyorum. Tabii bu top down olacak. Ama hani zindanı bu şekilde görmek istiyorum aşağı yukarı. Hani de karanlık ve işte kendi kendine generate eden işte sandıkları olan koridorları farklı odalara çıkan bir yapı bekliyorum. Şimdi oyuna dönersek, benim oyuna dönersek öncelikle bir şey kaldı mı? Nasıl diyeyim? Mekanik, temel mekanikle ilgili anlaşılmadık bir... Yok, gayet net. Gayet tamam mı? Bence. Tamamdır. O zaman biraz hani hikayesinden bahsedeyim. Dungeon Triads bir Bonkol isimli bir büyücünün eşini kaybetmesi sonrasında aslında bu gizli scroll'lara dönüp eşini geri getirmesinin yolunu aramasıyla başlıyor. Ve nekromansi öğreniyor ve bir eski yasak bir scroll'da bir ritüel hakkında bilgi ediniyor. Bu ritüelde çok yüksek sayıda yeşil cem, yani yeşil mücevher harcayarak bir ihtimalle işte eşini geri getirebileceğini görüyor. Bu yeşil cem de oyunumuzda hem büyülü özellikleri olduğu düşünülen hem de altın gibi değerli bir currency. Ve şeylerde, madenlerde şeylerin, insanların çıkarttığı, işlediği bir değerli mücevher. Bu Bonkol da bu madene saldırıyor ve madeni ele geçiyor. Madendeki herkesi dışarı atıyor. Ve işte çağırdığı iskeletlerle ve diğer yaratıklarla, spamladığı diğer yaratıklarla buraya girilmez kılıyor. Hatta üzerine bir büyü yapıyor. Hani kimsenin dışarıdan içeri girememesini sağlıyor. Şu anda şey yapıyorsun. Overkill anlatıyorsun detayı. Bu kadar detaylı sunmana gerek yok. Tamam. Yani genel hatlarıyla mekaniklerin nasıl olacak fikrini onu söylemem. Ha, tamam. Tamam, anladım. Çok zaten... overkill değil mi? Zaten elimde döküman var, onu okuyacağım. Onda sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Zaten bir cümleyle bitiriyordum. Bu diğer, yani dünyadaki diğer iyi büyücülerde güçlerini channel'layarak madene 3 kişinin girebileceği bir delik açıyor aslında. Bizim oyuncumuz da o girecek 3 kişiyi seçip onları da dungeon içinde kontrol ederek ilerliyor. Dediğim gibi 3 yaratık seçiliyor, 3 hero seçiliyor. Hı-hı. Her hero'nun bir ana yeteneği, bir pasif yeteneği, bir de ultimate yeteneği var. Ve bir hero, yani sırayla hero'ları kontrol etmek zorundasınız. Bir cycle şeklinde dönüyor. A, B ve C hero'larınız olduğunda önce A hero'sunu bir hamle yaptırıyorsunuz. Onu sürükleyip bırakıyorsunuz. Ve en sonunda işte main skill'ini aktive ediyor. Eğer cooldown'ı, yani yetiyorsa ultimate yeteneğini aktive ediyor. Onun haricinde işte A turunu tamamladıktan sonra B'yi kontrol ediyorsunuz. Sonrasında C'yi. Bunlar gerçek zamanlı oluyor ve bunlar olurken bir yandan da yaratıklar size doğru yaklaşıp işte ok atmaya ya da işte iskeletlerse yakın mesafeden saldırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda oyunda sandıklar, kapılar ve love gibi, işte su gibi belli hazardlar var. Bazı karakterlerin pasif yetenekleri bu hazardları aşmalarını sağlıyor. Örneğin Thief karakteri kapı ve sandıkları hızlıca açıyor. Yanında çok fazla durmasına gerek kalmıyor. İşte Wave Master karakteri suya girip saklanabiliyor. Diğer yaratıkların ondan, hani ona saldırmasını engelliyor bu sayede. Ice Mage karakteri suyu donduruyor. Bu sayede tüm takım suyun üzerinden yürüyebiliyor. İşte Fire Mage love içinde yürüyebiliyor. Love üzerinde yürüyebiliyor. Öyle bir yeteneği var.
Angel Wings boşluklardan, yani bu cliff dediğimiz hani yerlerden rahatlıkla geçebiliyor. Jumper atlayabiliyor gibi. Ayrıca bu karakterlerle çizdiğiniz çizgilerin de anlamı olacak. Çünkü her, yani farklı şekilde atak yapan kartlar var. Örneğin bombacı geçtiği yere bomba bırakıyor. Bundan dolayı siz aslında yaratıkları doğru bir çizgi çizmiyorsunuz da yaratıkların önünde bir set çekecek şekilde bir çizgi çiziyorsunuz. Ve yaratıklar o bombalar çarptığı zaman işte hasar alıyorlar. Onun dışında diğer yaratıkları etkileyen bazı karakterler var. Örneğin Beastmaster'ın Ultimate yeteneği ufak bir yaratığı kendi kontrolü altına almasını sağlıyor. Ve otomatik olarak sizin için savaşan bir iskeletiniz ya da zombiniz gibi bir şey oluyor. Bunun haricinde ya benim aslında hani emin olmadığım kısımlar, hani tartışmaya açık kısımlar, monetization kısmı. Ben bu karakterlerin, bu hero'ların upgrade edilmesini istiyorum aslında. Fakat hani bunun en mantıklı monetization çözümü nedir emin değilim. Gemlerle upgrade edilebilir diye düşünmüştüm ama işte Clash Royale'de mesela sandık açıp içinden kart çıkartıp böyle upgrade ediliyor. O yüzden hani o kısımda biraz şeyim, ortadayım. Yani işi bilen birilerine danışmam gerekiyor. Onun dışında ana mekaniğin kolay bir şekilde uygulanabilir olduğundan emin olmam gerekiyor. Onlar işte biraz testin sonrasında şey olacak, belli olacak diye düşünüyorum. Çünkü hani oyuncuya kolay bir şekilde yapması gereken şeyi anlatabilmemiz gerekiyor ve oyuncunun da istediği hareketi yapması gerekiyor. Örneğin şey konusu benim için biraz muamma. İşte oyuncunun çizdiği çizgide bir yaratık varsa hero durup o yaratığa mı saldırmalı, yoksa hero gitmek istediği yere doğru gitmeye devam mı etmeli şeklinde bir şeyim var. Arada kaldığım nokta var. O muhtemelen denenip görülmesi gereken bir şey. Onun dışında dungeonların oyuncu oyunu kaybettiği zaman ya da çıkıp tekrar girdiği zaman dungeon'ın kaldığı yerinden mi başlayacak, yoksa bir checkpoint mi olacak? Bunda da emin değilim. Çünkü hani o şeyi, oynanabilirliği maksimize tutmaya çalışıyorum ve oyuncuyu da farklı hero'lara teşvik etmek de istiyorum. Bunun için mesela nasıl bir çözüm geliştireceğim? Her karakterin bir enerjisi mi olacak? Enerjisi bir oyundan sonra... Aslında işte söylediğin kart olayı işine yarayabilir. Her çıkan kart farklı hero'ya upgrade edeceği için bu hero da upgrade'di, bir de bunun deneyim falan şeyine geçebilirler. Mesela yani evet. İkisini, bir iki şeyi sonu tek şeyle çözebilirsin belki. Ama dediğim gibi bunlar hep detay şu anda. Bunlara çok takılma. Evet. Şu anda hani oyunun oynanışı okey. Üç farklı hero'yu alıyoruz. Şeye giriyoruz. Dungeon'ımıza giriyoruz. Şeyimize giriyoruz. Aksiyonlarımızı yapıyoruz. Bütün olay onların şeylerini hareket ettirmek. Doğru şekilde hareket etmelerini sağlamak. Böyle plan kurmak üzere kurulu. Mantığın o şu anda. Böyle gözüküyor. Bunlar zaten ana şeyler. Tamam. Başka ana bir şey kaçırmadıysam tamamlayayım o zaman o şekilde. Güzel. Şu anda anlaşılıyor bence gayet net. Tamam. Zamana zaten daha da şey koydukça oturacak. Detay koydukça oturacak üzerine. Peki. Tamamdır. Yaratıklardan hiç bahsetmedim. İşte onu da şeyde bir sonraki dokümanda şey yapmayı planlıyoruz zaten. Biri bir şey yazmış. Ha tamam. Öyle bir şey. Okey. Teşekkürler o zaman. Ekran paylaşımı. Teşekkür ederim. Ege verim. Merhabalar hocam. Paylaşıyorum hemen. Bu fikir şöyle söyleyeyim. Hafta sonu Game Jam'de bulduğum bir fikir. Tam expand etmedim ama basic şekilde anlatmaya çalışayım. Oyun bir adventure strategy clicker game. 2.5D grafikti. Kamera açısında şöyle söyleyeyim. This War of Mine'ın üstten birazcık 30 derece bükülmüş versiyonu. Yani üst çaprazdan görüyoruz oyunu. Okay. Lore background şu şekilde. Gelecekte geçen bir oyun. Dünyada artık kaynaklar tükenmeye yakın. Karakterimiz bir space exploration görevine gönderiliyor. Burada işte yeni yaşanacak gezegenler bulsun, uzayda bir şeyler yetişiyor mu, yeni sebzeler, meyveler bulsun, oradan bilgi getirsin diye böyle bir storyline ilerliyor. Hı hı.
buradaki amacımız da bizim verilen sürede verilen research point'i toplamak. Şu anda bunu 50 yıla 1 milyon olarak tasarladım ama tabii bunu yapınca bir matematiğini ayarlamak gerekecek büyük ihtimalle. Burada diğer clicker game'lerden ayıran özelliği bu oyunun şu şekilde. Belli bir storyline'de ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Şu anki clicker idle game'lerde bir noktadan sonra oyunu resetlemeniz gerekiyor. Daha güçlü şekilde devam edebilmeniz için. Ama burada yaptığınız her işlem size belirli bir güç katıyor. Ve devam ediyorsunuz belli bir şekilde. Oyun hiçbir şekilde kendini resetlemiyor. Bir amaca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu amaca da bir diğer özelliği de oyun sizi bir şeye diretmiyor. İlla ki şunu yapacaksın veya bunu yapacaksın diye diretmiyor. Oyunda 4 farklı bölge var. Bu bölgelerin hepsinin oynanışları farklı. Kiminin adventure, kiminin strateji, kiminin işte birazcık stres atma şeklinde. Oyuncu bunların herhangi birinde oynayarak bu sonuca ulaşabiliyor. Oyunu bitirebiliyor yani kendi gameplay'ine göre. Bu bölgeleri de şu anda şöyle düşündüm. Birincisi işte uzay istasyonu tamir bölgesi. Burada birazcık daha strateji bir gameplay var. Bir tanesi yeni gezegenler keşfetme görevleri. Burada NPC'lerle savaşlar dönüyor. Birazcık daha adventure üzerine. Bir bölgesi uzay tarlası. Burada çeşitli şeyler üretebilecek oyuncular. İşte sebze meyve şekilde. Bunlardan da yine puan kazanacak. Bir de ana base var. Burada da uzayın içinde dolaşma şeklinde bir gameplay olacak. Buradan da yine puanlar kazanabilecek. Genel mantığı bu şekilde şu anda. Güzel. Bir de isim working title ayarla kendine. Tamamdır. O da önemli çünkü. Yani tamam final isim olmak zorunda değil ama şey yapabilecek böyle hani çağrışım yaratabilecek bir şey koy ki working title olarak en azından bulunsun. Okey. Peki mesela atıyorum klasik idle clicker game'ler. Benim oğlan oynuyor mesela. Idle Miner var. Orada reset diyor senin dediğin gibi. Bir şey yapıyor falan. Evet. Orada mesela research mekanikleri var, şeyler var. Hani böyle eventler, bonus eventler falan geliyor. O tip şeyden hiçbiri yok senden anlamda değil mi? Olmayacak zaten. Öyle bir şey istemiyorsun çünkü. Yok. Bu tamamen idle üzerine kurulmuş bir oyunda değil. Daha fazla clicker mekanikli bir oyun. Tamam. Bölgeden idle bölgeye de değişiklik olacak. Idle clicker mekanikli. Evet. Tamam. Sen. Okey. Beğendim. Haftaya biraz daha expand edince ayrıntıları daha da anlaşılır. Aynen öyle. Peki, Ekin Demircan. Ne zaman acaba? Buradayım. Buradaymış. Paylaşıyorum. Görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Patin The Illuminator oyunun ismi. Bir ana karakter var Patin isminde. Oyun third person action adventure game bu arada. Ve 3 boyutlu bir environment'da geçiyor. Karakter, önce karakterden biraz bahsedeyim hikayeden. Küçükken ailesi tarafından bırakılıyor ve özel güçleri var. Işık kontrolüyle alakalı. Aileden gelen. Bunu başlarda bilmiyoruz. Ondan sonra yalnız kalmasıyla kentli insanların da ondan korkması sonucu dışlanıyor ve köyden dışarıda bir tepelikte yaşamaya terk ediliyor. Hiç dönmüyor falan. Daha sonra zaten buradan bu evinin olduğu yerden aslında başlıyor oyunda yani. O tepelik alandan görüyor. Köyün ışıkları sönüyor ve oraya gidiyor. Sonra burada puzzle'ları çözmeye başlayarak oyuna başlıyor aslında. Böyle bir yolculuğa çıkıyor oyuncu. Oyun sistematik game mantığında olur diye düşündüm. Bunu yeni öğrendim aslında. Ama çok mantıklı geldi. Yani her şeyin birbiriyle etkileşim halinde olması ve oyuncunun ona göre kurgulaması oyununu. Puzzle'lara ve oynayışına da etki edecek bir şey aynı zamanda. Bir map'i var oyunun ama oyuncu kesin olarak o yollardan gitmiyor. Daha çok keşfederek seçiyor yolunu. Böyle ana mekanik ışıkları yakıp söndürmeksi ve ilk başta kontrolsüz bir gücü var bu ışıklarla alakalı ama oyun boyunca onları kontrol etmeyi öğreniyor. Ve karakter gelişimini de aynı zamanda karakterin görsel olarak fiziksel duruşundan ve davranışlarından görebiliyoruz oyun boyunca. Yani oyunda kazandığım her şey
aslında bana yansıyor. Karaktere, oyun karakterine. Böyle bir de oyunda karakteri zorlayacak, düşmanlarla çatışması dışında karakteri zorlayacak bir de ormanlar var, karanlık ormanlar. Orada da insane point'i var. Orada çok fazla kalamıyor ve oraya girdiği zaman daha çok çıkması gerekiyor gibi. En önemli şeyi söylemedim aslında hikayedeki kimle savaştığını. Karanlık bekçileriyle savaşıyor. Onlar da karanlık lordunun aslında ona hizmet ediyorlar. Bütün dünyayı karanlığa dönüştürmeye çalışıyorlar. Böyle. Peki bu ışıkları nasıl kullanıyoruz? Main mekaniğimiz ışıkları açıp kapamak mı? Nasıl bir mantık var? Evet, ilk başta sadece ışığı açıp kapatabiliyorum. Daha doğrusu ilk başta sadece ışığı saçabiliyorum. Ama zaman içinde o ışığı kontrol etmeyi öğrendikçe artık onu kapatıp, yani kendimden yayılan ışığı da kapatıp saklanabiliyorum mesela. Ya da o ışığı enerji olarak kullanıp düşmanları itebilirim gibi. Yani o ışıkla bağlantılı bir şekilde. Onu daha tamam, mesela iyi tasarlaman lazım. Çünkü o ışığı sürekli açık tutup düşmanları sürekli itiyorsan başka bir şey yapmama gerek yok. Yürü geçelim bölümleri diye düşünün. Onun bir enerjisi olduğu şey yok. Onları iyi düşünüp tasarlaman lazım. Güzel. Okey. Farklı bir fikir. Işık şeyi. Sevdim. O zaman kapatın. Eren Başar. Alo. Merhaba Eren. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor. Şu an... Görebiliyor musunuz acaba ekranı? Ben çok aşırı ayrıntılı bir şekilde aslında arkadaşlar bayağı güzel sunumlar hazırlamışlar. Ben hani basitçe bir şey yaptım. Waves of Steel isminde bir oyun düşündüm. Önce kısaca settinginden, işte hikayesinin kısa bir özetinden, karakterden vesaireden bahsedeyim. Oyun fantasy punk türünde bir dünyanın Seria takım adaları diye bir kısmında aslında geçiyor. Başka ırklar yok. Aslında sadece insan ırkı var. Başka bir reis yok. Ama işte değişik kültürler, milletler, değişik dinler vesaireler olacak oyunda. Bizim buradaki kısa hikayemiz bu takım adaların en doğusunda bir ülkede geçiyor. Burada fakir küçük bir ülke var. Şerterya adında ve burada işte bir salgın hastalık meydana geliyor. Bu hani fakir küçük bir ülke olduğu için bu ülkede bunun bir çözümü yok. Bunun için de, bir çözüm bulmak için de haritanın bu takım adaların, daha doğrusu en batısında bulunan daha gelişmiş bir imparatorluktan bu ilaç, bu hastalık için aslında bir çözüm, bir ilaç olduğu biliniyor ve buraya gitmek için aslında bir yolculuk hikayesi olacak bu. Burada bu bizim küçük Şartarya'nın başkenti olan bir bölge, şehirde küçük aslında bir trade ship'in kaptanıyız. Biz küçük bir ticaret gemisinin kaptanıyız. İşte bu ülkenin lordu bizi çağırıyor ve aslında işte böyle bir çözüm olabileceğini söylüyor. Yeteri kadar, yani başlangıç için yeteri kadar bir para veriyor işte. Ve o ilaçları aslında alıp tekrar ülkeye getirmemizi istiyor. Oyun aslında kısaca şey diyebiliriz, kaynak yönetimi RPG karışımı bir oyun olacak. Action Adventure öğeleri de olacak aslında. Open World'e yakın bir şey olacak. Tam hani open world diyemeyiz. Hani belli rotalar üstünde bu adalarda gidip gelebileceğiz. Her bir adada hani farklı görevler olabilecek vesaire olabilecek. Zaten yeteri kadar bir parayla da başlamadığımız için bu yolculuk sırasında aslında gideye kadar veya hani tamamen tercihe bağlı. Önce oraya gidip işte belli bir miktarda para aslında toparlayıp bu ilaçları alıp aslında geri dönmemiz gerekiyor.
Burada da para kazanmak için çeşitli yöntemler var. İşte başka gemileri yağmalayabilirsiniz, görevler yapabilirsiniz veya tamamen ticarete yönelik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Değişik gemiler olacak. Hani ilk başta biz küçük bir gemiyle başlayacağız ama hani gemi şöyle olabilir. Sonuçta belli bir süre olarak da hani ne kadar kısa sürede dönersek o kadar iyi olacağı için hani para biriktirip hani yavaş gemiyle gitmeyi tercih de edebiliriz ama hani işte önümüze çıkacak aslında engeller vesaireler daha fazla olacağı için illaki daha iyi bir gemiye ihtiyacımız olacak. Sonuçta biz steampunk dünyadayız. Hani uçan gemiler çok daha hızlı olabilir, işte bunlara geçebiliriz vesaire. Bunun dışında yanımızda işte yoldaşlarımız olabilecek. Bu yoldaşlar işte çeşitli özellikle, örneğin ticaret yapmak istiyorsanız ticaretten alınan bir yoldaş işte size daha kısa sürede işte para kazandırabilecekken işte sonuçta geminizi korumanız gerekecek. İlla mercenary, paralı askerlere ihtiyacınız olacak vesaire. Çeşitli böyle companionlarınız olabilecek. İşte navigatorınız olacak, sizin daha hızlı yolculuk etmenizi sağlayacak vesaire. Ama bunların da belli giderleri olduğu için hani bu yönetimi iyi yapıp en kısa sürede aslında dönmek olacak amacımız. Para gerekeceği için işte dediğim gibi bu resource management olayı aslında çok çok önem kazanıyor oyunda. Ticaret örneğin yapacağımız zaman işte hani işte iki uzak ülke arasındaki ticarette daha çok para kazanabileceğiz. Fakat sonuçta bunun riskleri fazla olacağı için daha az kazanç gerektirecek ticarete yönelmemiz gerekir vesaire tarzı. İşte gemimiz sonuçta hasar görecek, edecek, bunun tamir masrafları şu olacak. Velhasıl oyunun asıl amacı en kısa sürede bu ilaçları yeterli parayı kazanıp aslında ilaçları alıp geri dönmek olacak. Daha hani çok ayrıntılı bir mekanik tasarlamadım ama işte bunun yanında teknoloji olarak da PC oyunu olarak düşünüyorum. İki boyut veya iki buçuk boyut tarzı bir harita üzerinde oynanacak. Bununla ilgili de aslında kapamışım galiba altta. Prince of Caribbean diye bir oyun vardı 2000'lerin başında. Onun bir 3D kısmı vardı, bir de haritada oynanan iki boyutlu bir kısmı vardı. Bulmaya çalışayım aslında. Aslında şu şekilde bir şeydi. Benim düşündüğüm de bu tarzda bir şey olacak. Genel olarak böyle bir öneriniz vesaireniz olursa dinlemeye hazırım. Çok teşekkürler. Güzel. Şöyle bir soru. Ana mekaniğin ne? Ana mekaniğim aslında yani şey olarak mı? Yani oyunu diğer oyunlardan böyle benzer bir şeyden farklı kılan mekaniğin ne? Ne yapmayı planlıyorsun farklı olarak? Farklı olarak aslında yani çok ayrıntılı olarak düşünmedim ama hani sonuçta bir ana bir şey var, amacımız var burada. Bunun yanında aslında bu ana amaçtan tamamen kopup ilerlememiz de mümkün olabilir. Hani o kısımları henüz çok düşünmedim. Ama hani ana bir amacın yanında yapabileceğimiz, hani direkt amaca yönelik bir oyun değil aslında. Evet, ana bir görevimiz var ama bu sırada hani burada gemim var, gemiyle hareket halindesin. Senin evet. Bütün oyunun %80'i falan herhalde gemiyle gitmekle geçiyor. Evet, neredeyse yani tamamı diyebiliriz. Gemiyle giderken başta neler geliyor? Korsanlar saldırıyor. Evet, kombat mekaniği var o zaman, ön plan çıkan bir tane. Kombat mekaniği aslında açıkçası çok düşünmedim. Hani gemimizdeki işte savunma, belli bir savunma gücümüz olacak ve bu savunma gücüne bağlı olarak gelen düşmanları işte çeşitli işte random eventler olabilir. İşte para teklif edebiliriz. Hani parayı al, bizi rahat bırak veya işte baktık daha güçlüyüz, o zaman işte ben bunu işte batırırım vesaire gibi, işte üstesinden gelirim deyip karşısına çıkmayı tercih edebiliriz. Veya hızlı bir gemimiz varsa kaçmayı tercih edebiliriz. Hani onları çeşitlendirebiliriz aslında. Tamam, okey. Mesela böyle hani o zaman şey diyelim, encounter mekanikleri, evet, baş edeceğinin mekanikleri mesela. Bunları mesela detaylandırman lazım. Evet, evet. Senin ana şeyin şu anda o gemiyle yolculuk, o yolculuk aslında encounter oluyor. O encounter nasıl çalışacak? Onları aynen, evet hocam, aynen öyle. Yani evet, aslında bir yolculuk oyunu diyebiliriz yani genel tamam, olarak. O zaman encounter mekaniklerini o zaman dallandıracaksın. Nasıl çalışacak bu oyun, onu anlatman lazım. Bir sonraki evet, hafta özellikle bu ön plan çıkacak. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görkem Semer Saten. Merhaba hocam.
Biraz yoğun bir gün şey hafta olduğu için çok sunum hazırlayamadım ama fikrimi anlatmak isterim. Hı hı. Bu aslında bayağıdır bir aklımda olan bir fikirdi. İki sevdiğim oyunu bir araya getirmek aslında. Ben Fortnite veya Battle Royale oyunları da seviyordum. Aynı zamanda Dota ve LoL'dan da asla vazgeçmeyip o oyunları da oynuyordum. İki oyunu bir araya getirmek nasıl yaparım, nasıl dengelerim bunu üzerinde düşünerek böyle bir oyuna geldim. Oyunu 52 kişi olarak belirledim ama tabii ki oyun kapasitesi veya şeyi değişebilir. Oyun bu arada asimetrik RPG şeklinde oynanacak. Yani Dota veya LoL bakış açısıyla oynanacak. Biraz daha yakın bir bakış açısı olabilir. Görüş mekaniği de aynı şekilde çalışacak. Bir zaten ismi de oyunumun işte Dark Forces olacak, işte karanlık güçler. Genel olarak bir karanlık teması olacak. Yani oyunda sürekli bir gerilim şey olmasını istiyorum. Yani her an bir yerden bir canavar çıkabilir ve herhangi bir yerden bir başka bir oyuncu da çıkabilir. Yani PvE ile PvP'nin bir arada olduğu bir oyun ve bu şey oyunu vardı biliyorsanız, Hunt Showdown olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Yani hem bir bosslar belirliyor haritada, o bossları kesmeye çalışıyorsun ama bir yandan da o bossları kesmeye çalışan başka oyuncular da var. Onlarla da savaşman gerekiyor. Genel mantık bu şekilde ilerleyecek. Oyunda da 3 ana sınıf düşünüyorum. Tank, büyücü ve suikastçı olarak. Bunlar taş kağıt makas mantığıyla dengelemeyi düşünüyorum. Tanklar büyücülere karşı güçlü olacak. Çünkü işte rezistansı veya saldırılarıyla ona karşı savunma sağlayacak. Büyücüler asasinlere karşı güçlü olacak. Çünkü alana vurdukları için dodge mekanikleri çok çalışmayacak. Suikastçılar da tanklara karşı güçlü olacak. Hızlı oldukları için tankların ataklarından kaçıp kritik vuruşlarıyla tankı şey yapabilecekler. Genelde tam tersidir ha. Sen evet. Ben biraz farklı bir taş kağıt. Cloth giydiği için büyücüyü öldürür. Büyücü armor'dan etkilenmediği için tank öldürür. Tankı zırhlayayım demir gibi önder. Suikastçıyı öldürür. Sen tam ters yapmışsın. Olur. Güzel. Farklı. Kafamda böyle bir denge kurdum ama yani tabii ki oyun baktım işe yaramıyor. Değiştirilebilir. Tabii. Yok fark etmez. Sonuçta taş kağıt makas mantığı her şekilde işe yarayabilir. Hani şey değil. Sen böyle düşünüyorsun, bu doğru değil, esas böyle olmalı diye bir şey söylemiyorum. Sadece farklı yapmışsın, hoşuma gitti, onu belirtiyorum. Benim şöyle bir sorum var ama, hani şeyde biraz bakmıştım, şimdi önümde de açtım hemen PDF'i zaten ama Battle Royale ve MOBA'yı birleştiriyorum diyorsun, güzel. Ama Battle Royale first person genelde, bazen third person, MOBA top down genelde, daha izometrik vesaire, yani yukarıdan bakıyor. Nasıl bir oyun planlıyorsun? Senin şeyin ne, beklentin ne burada? İkisini birleştiriyorsun ama hani açık alanda yukarıdan bakarak karakterleri hareket ediyoruz. Hakikaten görüyor muyuz şeyi? Yok, yani tam olarak aslında Dota mekanikleri. Yani gördüğün alan kısıtlı, yani bir görme range'in var. Çok fazla evet. Değil. O yüzden çok uzaklara skill atıp veya çok uzaktaki birinin geldiğini göremiyorsun. Evet. Ama yakınlaştığın zaman da o yani aslında oynanış bayağı Dota'ya benzeyecek. Yani evet. Skill kullanışları, ters tıkla adama saldırış. Yani o mantıkla ilerleyecek. Battle Royale kısmında şu, haritanın rastgele bir yerini sen seçerek başlıyorsun. O başladığın yerde bir skill'le başlıyorsun sadece. Tek bir yetenek gücüyle başlıyorsun. Ve o kampları kestikçe oradan skill'ler düşüyor. Ve bu kamplar da 3 sınıfa ayrılıyor. İşte tank skill'leri düşenler, büyücü skill'leri düşenler ve suikast skill'leri düşenler. Bunları da işte insanları bir şekilde kendi klaslarının skill'lerine yönlendiriyorum. Bu da şu şekilde oluyor. Mesela bir grup canavar varsa onu assassin kesemiyor. Çünkü grup her yerden saldırdığı için assassin buna karşı koyamıyor. Ama buna büyücü alana vurduğu zaman o grubu kolayca kesebiliyor. Peki o zaman free for all bu 52 kişi. Evet, herkes yani o da şöyle bir şey. Yani ilk başta herkes kendi skill şeyine yönelecek ama mesela bir skill kazandıktan sonra kendi skill ağaçlarını yani kendi o taş kağıt makası kırmak için mesela bir büyücü tanklara daha fazla vurmak için bir suikastçının skillini düşürmek için o kampa da saldırabilir. Yani bir şekilde yani ilk skill'i aldıktan sonra belki o kampı kesebilecek hale gelebilir. Yani o yüzden kendi skill ağaçlarını da kurabilir. Mesela bir büyücü full tank skill'leriyle de oyuna dönebilir. Ve aynı zamanda başka bir
oyuncuyu öldürdükleri zaman onun skill'lerini de düşürüyorlar. Ya o zaman şeyi tavsiye edeyim sana. StarCraft'ın, işte Warcraft 3'ün çok güzel RPG şeyleri vardır. Haritaları vardır. RPG haritaları. Bayağı böyle item düşer, skill düşer senin dediğin anlattığın gibi. Ve single player'dır ama multiplayer değildir işte. Multiplayer kısmı şey oluyor yani 3-4 kişi takım olarak beraber oynarsan multiplayer oluyor. Hani birbirine karşı kapışma çoğunda yok diye hatırlıyorum. Onlara da bir göz at. O da bayağı fikir verecektir bununla alakalı sana diye tahmin ediyorum. Hani fikir güzel ama bunu bayağı şey işlemen lazım. Hani böyle detaylı ve güzel işleyip çok balance'ı çok güzel tutturman lazım. Burada en büyük sıkıntın balance oluyor çünkü bariz belli. Evet, ben bayağı balance üzerinde çok düşündüm yani bu bir hafta boyunca. Çünkü bu fikir havamda ha güzel olur falandı. Ama bunu yazmaya geldiğimde direkt oturup yani bu dengeyi nasıl kuracağım peki yani. Çünkü biri çok güçlü olursa diğer iki kişi herkes o sınıfı alıp o skill'leri almaya çalışır. Çalışır. Ve domine eder yani. Onu düşünüyorum. Bir de yani acaba yani sınıflar arası uçurum farkları olmasa mı diye düşündüm. Yani can farkları tankın afaki derecede çok canı olacak, diğerinin çok az olacak değil. Daha birbirlerine yakın ama ufak farklarla öne çıkan sınıflar ya yaratır. Şöyle söyleyeyim. Balance ateşin sonunda yapman gereken bir şey. Fakat balance yapacağını bilerek ona göre hazırlıklarını yapman lazım. Hani nasıl balance yapacak? Mesela itemlarla, skill'lerle, o tip şeylerle balance yapman lazım. Bunun gibi çeşitli çeşitli opsiyonlar sun kendine ki balance yapman kolay olsun işin sonunda. Onu demek istiyorum. Bir de oyunu kazanmanın da iki yolunu olmasını düşünüyorum. Bir, zaten klasik Battle Royale mantığı, hayatta kalırsan yani en son hayatta kalırsan kazanırsın. İkinci hayatta kalma yolu da şu an sayısını nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum. Ama sallıyorum 10 kampı temizleyen oyunu kazanacak. Ama bu çok kolay olmayacak. Şöyle 7 kampta veya 6 kampta ya da 8. kampta diyeyim senin yerin ortaya çıkmış olacak. Ve insanlar senin o son kalan iki kampı kesmeni engellemek için senin zaten yerin ortada olduğu için seni kesmek için avlamaya çalışacaklar. Yani böyle iki farklı bir de şey düşünüyorum ama dediğim gibi daha geliştirmeye açık. Şey güzel bak o 8 kampta ortaya çıkma mantığı şeyi de engelleyebilir. Hani sürekli olarak kamp gezerek çok güçlenip de şey yapmayı da engelleyebilir. Evet. Saklana saklana oynamayı da engelleyebilir. Güzel. Yani... Bir de oyunun 20 dakikası şeyi de bahsetmeyi unuttum. 20 dakika herkes hayatta kaldıysa 20 dakikada ya da 30 dakikada o işte dediğim gibi yine değişecek. Hı. Oyunun belli noktalarında 4 tane boss belirmesini istiyorum, düşünüyorum. Ve yani herkes o boss'u kesmek için toparlanıp birbirleriyle daha çok karşı karşıya gelecek bu sayede. Ve aynı zamanda onu kesen de birazcık oyunu kazanan bileceği bir skill, bir yetenek kazanacak. Ve yani oyunu hızlandırıp yani sonunu bitirmek için böyle bir şey düşünüyorum. Yani çok uzamasın oyunlar. Yani. Güzel. Okey. Ben yorumlarda gelmiş zaten. Taşkağıt makas kalmasının oyunun sonuna doğru diye. Haklılar aynen. Evet. İşte onu ben kazanılan skillerle o taşkağıt makası kırmak. Yani dediğim gibi bir büyücü tank şeyi alıp veya sallıyorum suikastçinin tanklara kritik vurmasını alıp tanka karşı da üstün gelmeye başlaması gibi. Yani öyle kırmalar düşünüyorum ama oyun başında birazcık bu taş kağıt makasla başlamak. Okay. Bir de 3 kişilik takımlar ve tek kişilik takımlar. Yani şey yani 2 oyun modu. 3 kişilik girenler gerçekten balance olarak girenler olabilir. Bir tank, bir büyücü, bir suikastçı. Ya da tamamen yani oyuncuya kalmış. Hangisini nasıl oynamak istiyorsa. Böyle düşünüyorum hocam. Olabilir. Bak şeyin fikri de güzel. Unutun. StarCraft'ta üniteler arasında taş kağıt makas var. Sınıf arası değil mesela. Doğru. Bir de o hatta şey oluyor. Üniteler arasındaki taş kağıt makas zamanla değişiyor. Mesela atıyorum oyunun başında Zerg Protoss'u şey yapıyor. Daha hızlı gelip yenebilir diyorsun. İşte atıyorum veya tam da şey Terran yenebilir diyorsun. Terran işte Protoss yani Protoss doğru yönel diyorsun. Bu bir sonraki şey değişiyor. Mid game'i değişiyor. Late game'i bir daha değişiyor. Gelen ünitelerle teknoloji değiştikçe ünitelerin birbirine olan üstlükleri de değişmeye başlıyor falan gibi. Ötlerin birbirine olan üstlükleri çok fluid kalıyor şey içerisinde, StarCraft içerisinde. Dengenin bir tarafı da orada mesela StarCraft'taki denge umusunun bir tanesi bakmıyorum. Onu yakalayan yazan oldu mu daha bakmadım şeylerinde ama StarCraft tarafında ama hani oyunun başındaki taş kağıt makasla ortasındaki ve sonundaki taş kağıt makasla birbirinden farklı. O yüzden ona göre
oyun şeyi seçmek gerekiyor. Sırayı seçmek gerekiyor. Aynen. Burada belki evet. Öyle bir şey yapabilirsin sen de. Öyle bir birazcık gözüküyor. Şöyle bir şey aklıma gelmiş benim daha sonu. Suikastçiler başta kamp temizlemek yerine başka kamp temizleyen insanları avlamaya çalışarak başta üstünlük kurabilirler. Yani mesela bir tane adam kamp temizle 200 skill kaplamaya çalışırken o suikastçı en başta onu keserek tüm kampları üstüne alabilir. Yani başta üstünlük sağlayabilir bu şekilde. Mesela oyunun yani evet neyse teşekkürler şimdilik. Tamam. Mert Karakaya. Alo hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam öyleyse ben ekran paylaşayım. Görüntü geliyor mu? Henüz gelmedi, şimdi geldi. Tamam. Ben aslında bu oyunun adını hiç bulmamıştım ama sonra siz birine yorumu yapınca isim olursa daha iyi olur deyince böyle Steam Punch diye bir şey yarattım hemen. tamam. Yoksa bu işte Steam Punch. Steampunk 3. kişi dövüş oyunu. Biraz Forerunner'dan, biraz da Absolver diye bir oyun var. İkisi dövüş oyunu. Onlardan aldım. Yani daha Duello gibi tarzları ama ben Forerunner'ın Dominion tarzını seviyorum. Yani takım oyunu gibi ama aynı zamanda şeyler de var. Alanlar da var. Alanları da korumaya çalışıyorsunuz. Hikaye olarak pek bir şey düşünmedim. Çünkü daha çok multiplayer bir dövüş oyunu olduğundan dolayı hikayenin üstüne gitmedim. Arka mekanik plan. Olarak 5 taraflı bir savunma çarkı düşündüm. Olarak önden sağ ön, sol ön, sağ arka, sol arka gibi. Yani daha doğrusu sağ alt, sol alt ve sağ üst, sol üst gibi düşündüm. Her türlü önden savunma oluyor. Sonra haritayla etkileşimli bir oyun düşünüyorum. Yani mesela duvardan atılan bir tekmeyle aynı olmayacak. Normal atılan bir tekme ya da böyle yukarıdan bir şeyler düşürülebilecek. Yerden taş fırlatılabilecek. O tür şeyler eklemek istiyorum yani. İçinde böyle biraz daha dinamik, daha hızlı bir şey düşünüyorum. Burada kısmen kalıcı hasar düşündüm. Bu kısmen kalıcı hasar da ne demek? Mesela dövüştüğüm birinin kolu kırılabiliyor. Bu kol kırılınca onu kullanamayacak. Ama bütün maç boyunca kullanamayacak değil, onu belli yerlerde ya da belli klaslarla onu iyileştirebilecek kişiler olacak. Kombolar olarak da yani normal sol klik sağ klik ya da atıyorum shift'e basarken şöyle yapınca bu farklı tekme atıyor gibi o tür alışıldık dövüş komboları düşündüm ama pek de ayrıntısına girmedim daha. Eklentiler yazdım buraya ama eklenti dediğim aslında her karakter aynı başlıyor ama bu eklentilerle de oyun tarzı değişiyor. Mesela böyle güçlü bir kol aparatı olsun diyelim. Onun şurada bir resmi olacak. Buraya koydum ama mesela böyle bir aparatla yumrukların güçlenecek ama daha hantal bir savaşçı olacaksın. Sonra ya da şu en başta koymuş olduğum bu bacak aparatıyla atıyorum böyle daha hızlı tekmeler atacaksın. Ya da uzaktan uçan tekme atabiliyorsun ama çok da güçlü olmayacak gibi. Yani aparatları 3 farklı skill tree gibi düşündüm. Hı hı. Ya da 3 farklı olmasın da skill tree'ler gibi düşündüm yani oyun tarzını değiştirecek. Ya bir de yardımcı özellik düşündüm. Mesela buradaki roket atlayış grappling hook yani double jump yapabiliyor ya da böyle ileri küçük bir dash atabiliyor. Grappling hook'la atıyorum zamanla hızlanıyorsun ama uzun mesafe kat edebiliyorsun gibi özellikler düşündüm. Bunların da belli bekleme süreleri olacak. Ondan dolayı bir tür denge sağlanması gerekecek sonrasında tabii. Oyun modları olarak dediğim gibi Dominion ya da Team Deathmatch gibi Forerunner'da olan modları düşündüm daha çok. Duello da tabii bunun içine dahil. Sanat olarak da bu Absolver gibi çevik karakterler ama steampunk bir evrende düşündüm. Patlamalı ve saldırıyı hissettiren efektlerle kastetmek istediğim bilmiyorum God of War oynadınız mı? Son oyunda ben yumrukla dövüşmeyi çok sevmiştim şahsen. Böyle yumrukları atıyorsun bayağı vurduğunu hissediyorsun. Böyle küçük bir durma oluyor ya da güzel ses efektleri oluyor. O tür şeyleri oyuna ekleyip dövüşün daha olmasını hedeflerim yani. Daha darbenin hissedilmesini isterim yani. Öyle. Yine en başa geleyim. Evet. Burada mesela full normal dövüş mekaniği şeyler var. 5 şeyli çark dedin.
Onları falan iyi anlatman lazım. Esas şey çünkü o savunma ve saldırı evet. Bombaların ve şeylerin büyük ihtimalle, counterların büyük ihtimalle. Onları detaylı anlatman lazım şey için. Önümüzdeki teslim için. Esas oradan çünkü senin önüne çıkan mekaniği ne olacak öyle gözüküyor. Evet. Bir de o kırılma efekti. Ha şeyi söylemeyi unuttum tabii. Mesela yumruk aparatı da kırılabilecek. O zaman güçlü yumruk atamayacaksın falan o tür olaylar yani. Bunların nasıl kırılacağına karar vereceksin. Bunların ayrıntılarını da yazmam lazım diyorsunuz şeyde. Durability. 10 sayfa arası. Yani böyle mantık şeyini. Durability olacak. Durability azalabilecek yaptığı aksiyonlar. Mesela durability şunu yaparsa 3 azalır, 5 azalır gibi detay yazmayacaksın tabii ki de. Durability şu nedenlerden dolayı azalıp bunun kırılmasına sebep olabilir gibi genel bırakacaksın ilk etapta. Çünkü o detay yazma kısmı şey ya, işin test tarafına giriyor. O kadar sayısal detaya gerek yok şeyde. Henüz daha bu şeyleri yaratırken, oyuna çıkmadan önce. O daha sonra verilen bir şey. Ama mesela durability'nin azalıp item'ı kırabileceği güzel bir detay. Olması gereken bir detay. Nasıl durability azalıyor? Vurdukça azalıyor mesela. Atıyorum veya blokladıkça azalıyor. Veya işte şunu yaptıkça azalıyor falan gibi bir şey olur. Mantığı olur. Her item farklı bir şekilde azalır belki durability'si. Böyle bunlar peki mekaniklerin altına mı yazılır hocam? Yok, bu ayrı bir şey olarak kullanmıyorum. Bir mekanik bu da aslında düşünce. Sonuçta durability'nin azalmasını sen şey yapıyorsun, kontrol ediyorsun. Nasıl azalacağını sen şey yapıyorsun. Vurdukça azalıyor. O yüzden vuruş mekaniğinin altına mesela yumruk atıyorsun. Yumrukla beraber bir yerde itemlardan bahsediyorsun. Objelerden bahsediyorsun. Mesela obje için ayrı bir şeyin olacak, yerin olacak. O objelerin içerisinde şeyden bahsedeceksin. Item'ların durability'lerinden bahsedeceksin. Orada mesela bahsedebilirsin bunu. Ya da dönüp mekaniğin altında da vuruş yaptıkça şöyle şöyle durability azaltabilir gibi bahsedebilirsin. İki tane farklı yerde bahsedip bunları bağlayabilirsin birbirine. Hepsi olur. Tamam, yani anladım. Senin şeyin biraz daha şu anda karar vermen gereken şey durability'nin azalmasını nerede bahsedeceksin? Çünkü bir taraftan bakıyorsun belli mekanikler durability azaltıyorsa o mekaniklerin altına yazabilirsin. Bu mekanik şöyle şöyle şunların durability'sini azaltabilir diye. Atıyorum mesela yumruk atmak eldivenlerin durability'sini azaltır. Mesela yumruk mekaniği. Mesela tekme atmak şeylerin durability'sini azaltır. Bacak aparatı falan. Gibi evet. Ve itemlarda bunu açıklarsın. Glove'lar vardı. Glove'lar şöyle şöyle şöyledir. Glove'ların durability'si böyle azalabilir diye. İki taraftan da girebilirsin yani. Tamam, anladım. Yeter ki onu durability ile alakalı table of content'e koy. Durability'ler şurada yazıyor diye. Tamam, table of content önemli bir de. Evet, table of content'te ben durability'yi bulabilmeliyim nerede olduğunu mesela. Durability çünkü senin için önemli bir şey. Parçası. Evet. Oyun. Tamam öyleyse. Peki, tamam. Teşekkürler. Hocam ben teşekkür ederim. Ben Ahmet Tancıoğlu bu ConArt Art Deco döneminde geçen oyun. Hocam aslında şu anda bu arkadaşın işte oluşturduğu setili benim oyunumdaki dövüş sahnelerinde birleştirmek gibi bir şey aklıma geldi de direkt hani anlık direkt konuşabiliriz diye bir bağlantı yolu açılsın diye. Olur, tamam, konuşun. Olabilir ama galiba oyun tarzımız biraz farklı ondan dolayı. Yani onun ben de farkındayım ama hani füzyon bir şey ortaya çıkabilir gibi geldi. Yani bir dersten sonra falan bir konuşabiliriz. Olur, belki oyunun benimkinin PvE hali ya da böyle şey hali, story hali seninkiyle birleşebilir belki. Ben de öyle bir şey düşündüm. Tamam. Tamam. Evet, o zaman görüşürüz. Tamam. Ozan Özvatan. Ozancan Özvatan. Merhaba. Kanalı paylaşmaya çalışıyorum. Geldi mi? Biraz. Duyuyor musunuz öncelikle? Ses geliyor ama ekranda... Kötü bir bağlantım var şu anım. Dondu gibi gözüküyor. Fare hareketini görebiliyoruz ama her şey donuk gibi. Tamam. Şimdi geldi. Döküman geldi. Şu an geldi mi? Tamam. Benim oyunum ismini hani şöyle bir spot rush diye bir şey düşündüm şu an. Hani farklı platformlarda olabilen bir şey. Bu oyun hani online multiplayer ya da hani single player olarak E'ye karşı da oynanabiliyor. Hani birkaç referans oyun düşündüm bunun için. Hani Fez, Minecraft ya da Civilization gibi oyunlar. Nasıl bir şey derseniz izometrik bir platform bir oyunu. Hani kare gridler üzerinde yani üstten baktığınızda kare gridler üzerinde oynanıyor bu. Ve bir turn-based oyun. Böyle bir şey hani yapacak olursak sanırım Unity kendi bildiğim için böyle bir şey yazma gereği hissettim. Hani neye benziyor diye aslında şu örneklerden gösterebilirim. Bu daha erken bir çalışma. Hani nasıl bir şey olur
diye düşünüyordum. Aslında hani bir player'ımız var diye düşünebiliriz. İlk düşündüğüm şey bir renkli bir toptu. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Aslında bunun bir hedefi var. Her haritada mesela 5 kişilik bir haritada olalım. Birinci kişi buradan başlıyor. O kişinin hedefi burada. İkinci opponent buradan başlıyor. Onun hedefi burada. Balansla ilgili şeyleri birazdan anlatacağım. Yani şunu biraz aklımızı tutarsak bir sonraki anlatacaklarım için daha faydalı olur. Şuna da versek nasıl bir gameplay var burada. Hani başladığında her oyuncu için belli bir süre veriliyor. Eşit bir süre. Burada haritayı tanımak için. Dört farklı yönden izometrik olarak bakmak. Kesitleri bakmak. Bu süreden sonra turn-based olarak belli bir süre olarak ve oyun ilerledikçe de bu turn süreleri kısalıyor. Amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Burada neler var? Hani grid'e ulaşmaya çalışıyoruz. En önemlisi her turn'de bize mesela 5 puan veriliyor olsun. Hani yukarı doğru gitmek, hani bir şey yokken, bir asansör yokken 4 puan. Bir rampa varsa ya da yukarı ya da aşağı gitmek 3 puan istiyor. Hani asansörle gitmek 2 puan istiyor, yatay gitmek 1 puan istiyor gibi. Oyun başladığında bir şekilde amacımıza gitmek için bunun bir stratejisini kurup, tabii her turn'da ona göre tekrar tekrar bunu revize etmemiz gerekiyor. Mesela şey düşünmüştüm. Eğer aynı turn'da en son iki opponent kalıyorsa mesela bir dezavantajla başlıyorlar. Bu tip bir şey olabilir. Mesela ona izin verme bence. Aynı bloğa giremesinler. Birbirini bloklama şansları olsun belki. Yolunu kapatma şansı falan olsun. Daha onu, kompetitif olabilir. Onu şöyle düşündüm. Oyunda bazı yerlerde nerede bir bonus kart gibi bir şey alıyoruz. O bonus kartların birinde mesela hani diğer opponentları aynı turn'de bitmesini hani deny etmek gibi bir bonus kart olabilir. Hani diğer opponentların karar verme sürelerini azaltan bir hani yani bir şekilde kendisini bufflayan ya da diğerlerini dezavantajlı konuma getiren bir takım bonus kartlar da var. Bunlar tabii ilk kim alırsa. Şu haritaya bir tekrar dönersek. Dönemiyorum. Evet yani burada bir bonus kart var diyelim. Buradaki kişi de ona ulaşmaya çalışıyor. Buradaki kişi de ilk kim gelirse oraya onun bonus kart onun oluyor bu. Başka hani haritalar farklı büyüklükte olabilir tabii ki. Buna göre kaç kişinin o haritada olacağı ya da onların hani goal'lara distance'ı. Herkesin bu arada hem kendi başlangıç noktası var, kendi goal point'i var. Burada çakışmalar da olacak. Yolları kesişecek, bilmem ne olacak. Orada bir negotiate durumu belki olacak. Şuna en son gelmek istiyorum. Yani tam olarak kafamda oturmamış olsa mı olmasa mı diye kendi içimde düşündüğüm bir şey. Farklı oyun tipleri olabilir. Hani standart bir game mesela başladıktan sonra goal'a gelen kazanır gibi bir şey. Bir takım hani birden çok goal point'ler olur. Hepsini tamamlayınca kazanılma gibi bir şey olabilir. Hani takım oyunu gibi bir şey, kooperasyonla hani belli bir alana takımca gitmek gibi bir şey olabilir. Bir de hani capture the flag tarzı ortada bir goal olup onu alıp kendi base'ine götürmeye çalışmak gibi bir şey olurdu. Dediğim gibi hani en basitinden hani renkli bir top gibi bir şey olabilir. Player'ları temsil eden şey. Hani microtransaction'la farklı şekilde gözüken özel custom karakterler olabilir. Oyunun balans kısmına gelince hani kim nerede başlarsa başlasın hani goal gridleri hep aynı uzaklıkta diyelim. Küçük bir harita için işte 10 puan sonra ama bu ideal bir durumda tabii ki. Hani başka kişinin dezavantajları olacak kendi bonus kartların vesaire. Ve tabii harita büyüklüğüne göre de değişen bir şey bu. Yani büyük bir harita belki işte 60 puan sonra bitecek gibi. Küçük bir harita 10 puan sonra bitecek.
Peki bonus kartları hemen aklıma bir şey geldi. Onun yüzden sorayım diyorum. Bonus kartı aldım. Direkt otomatik olarak üzerine ne yazarsa o oluyor değil mi? Onu kazanıyorsun. Öyle bir şey. Evet. Ya ben mesela şey düştüm. Aklıma ilk gelen şey yapmışlar. Acaba seçimi verse. İki tane, üç tane seçim olsun. Seç bir tane gücü diye. İsteyen penaltı, isteyen bonus seçsin. Situational'ı böylelikle etki edebilsin mesela. Çünkü şeydir, rakip ulaşmak üzeredir. Onu yavaşlatmak daha değerlidir kendini hızlandırmak yerine. Onu seçer orada. Stratejik düşünme şeyi olsun biraz daha. Şanstan çok. Belki. Tamam. Bunu düşünürüm. Düşün. Makul geliyor. Ama güzel, eğlenceli. Bir de birbirini bloklama kısmı çok daha şey yapar. Atıyorum mesela yine bonus kartlarda şey olabilir. Seni bloklayan varsa itebiliyorsun. O kareye mesela geldi, dedim ya bloklasınlar birbirlerini mesela. Hı-hı. Geldi senin önünde tıkadı, önünde duruyor. Bonus kartın öyle bir kart ki haberi yok onun. Senin gideceğin karede birisi varsa onu bir kare geri itiyorsun mesela. Tık diye onun yerine geliyorsun, onu bir kare geri itebiliyorsun mesela gibi şeyler olabilir. Hani böyle oyunu daha stratejik hale getirebilecek şeyler düşün. Çok eğlenceli olabilir. Bence bayağı şey var burada. Hani Fall Guys'ı biliyorsun zaten. Orada bir şey vardı böyle, sürekli atlıyorsun, atıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, çarpıyorsun, düşüyorsun, ediyorsun. Bu daha stratejik bir hali oluyor mesela onun. Daha böyle turn-based bir şey oluyor. Oyunu bilmiyorum aslında. Birisi yazarsa chat'e iyi olur. İki tane şey vardı aklımda, bu karar veremediğim. Farklı surface feature'lar olsun mu? Yani işte şuradan geçersen daha yavaş hareket ediyorsun. Daha çok şeyini, puanını yiyor. Ya da daha hızlı geçiyorsun gibi bir şey. Tabii onun dışında buraya yazmamışım ama hani aslında şurada vardı. Hani rampa ve takım şeyler, yüksekliklere kolay gitmek için asansör mekaniği olacak. Bu bonus kartlarla şuraya rampa koymak istedim, geçtim, sonra rampa gitti gibi şeyler de olabilir. İkinci aklıma takılan da hani Pac-Man'deki ghostlar gibi herkese saldıran, işte ya da sivilizasyondaki barbarlar gibi gezinen bir tür mekanik eklenmeleri diye de bir aklımda soru var. Bu da herkese açık. Fikir vermek isteyen varsa. Şeye bağlı. Mesela standing point her tur 5 veriyorum diyorsun ya. Bu 5 puanla ben neredeyse hiç yürüyemeyeceğim bazı durumlarda. Çünkü bazı yerler 2 veya 3 puan istiyor diyorsun. Bazen 1 ya da 2 adımdan fazla atamayacağım. Böyle bir şey çok sakat olur mu acaba? Veya bunu sadece şey mi yapmak gerekir? Yani hareket etmesin, çok az hareket edebilsin. Veya şey yapmasa, bir kare gidebilen bir enemi olabilir ortalık yerde. Birkaç tane olabilir bunlarda. Etrafından dolaşmak zorunda kalabilirsin. Türü şeyler olabilir belki ama çok işi şansa bırakıyor olabilir mi acaba? Ya benim önümü şey barbar kesti, onun önünü barbar kesmedi. O kazandı, o yüzden frustration'ı yaşamak istemez oyuncu mesela. Onları iyi düşünmen lazım. Belki de bu hani fazla hani bir over design şeyine giriyor. Yani onsuz da yapılabilir onsuz galiba. Ama öyle bir şey katacaksa onu çok iyi dengelemen lazım. Oyuncuları canı sıkmaması lazım. Yani benim önümü sürekli barbar kesiyor, onun önünü hiçbir şey kesmiyor. Yani. Tamam. Evet, mesela Uğur'un dediği mantıklı. Sana bir bonus bir şey verebiliyorsa. Onu kesmek mi? Ama onu nasıl ayarlayacaksın diye bir soru var. Onları yenmek mi gerekecek? O zaman çok farklı bir yere gidiyor oyun mekanikleri ve oynanışı. Yani onları yenmek gibi bir şey koyarsın işin içine. Bilemedim. Çok içime silmedi o barbar gibi bir düşman koyma şeyi. Yani olabilir. Tamam. Ama işte sayıları az olunca da bazı oyuncuların karşısına çıkıyor, bazı oyuncuların karşısına çıkmıyor. Orada bir şey olabilir, sıkıntı olabilir. Big reward verebilir, evet. High risk, high reward mantığıyla çalışabilir. Doğru ama reward'u almak için ne yapmak lazım? Nasıl yeneceksin onu? Yenme mekaniği mi koyacaksın? Onları iyi düşünmek lazım. Peki, bunu not aldım. Bir düşüneceğim. Benim de çok içime sinmemişti. Belki de tamamen elemek gerekiyor. Belki de. Güzel ama. Bu şekilde galiba her şeyi biraz anlatmaya çalıştım. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Uğur Önal. Selam. Share screen. Şu an geliyor mu efendim? Henüz gelmedi. Geldi. Okey, ben
Şunları tutuldu. O yer kaplıyor burası. Bunları yok edemiyor muyuz ya? Yukarıdaki participant falan, falan yazan şeyleri. Neyse. Benim oyun aslında hangisinde 18-20 Aralık'ta yaptığımız bir Game Jam'de çıkmış bir oyundu. Onun tasarımını direkt aslında buraya getirdim. Sadece kapak sayfası ve içindekiler tablosunu ekleyerek. Oyun Game Jam teması bu arada dengeydi. O yüzden oyun denge temelli bir oyun oldu. Yakınlaştırayım biraz. Oyunu bilgisayar odaklı ama aynı zamanda mobil versiyonu da çıkardı yapan kodur arkadaşlardan biri. Şu an 3 farklı ordunun savaşta dengeli bir halde kalmasını sağlayıp savaştan kazanabileceğin maksimum profiti kazanmaya çalışan bir savaş tacirini oynuyoruz. Üstten görünüyor işte. Birazdan zaten şeyi de açarım. Oyunun iç ayar sayfasından SS'lerini de açarım. İşte tam mı çalışıyorsunuz? Askerlerin mümkün olunca daha fazla asker kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Orduların mümkün olduğunca yok olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ki alabileceğimiz maksimum karı elde edelim. Direkt fareyle bütün etkileşimleri yapıyoruz. İşte hem silah satabiliyoruz hem de zırh satabiliyoruz. İşte silah daha fazla puan para verirken zırh daha az para veriyor. Bu şekilde insanların canlılığının daha fazla artmasını, bu şekilde daha uzun süre hayatta kalmalarını sağlayabiliyorsunuz zırhla, ama çok çok daha az para kazandığın için işine gelmiyor tarzı böyle birkaç denge usulü falan koydum. Şunlar önemli değil pek. Bunlar tacir ne kadar para kazandığına göre ruh halini değiştiği UI'da görünecek şeyler. İşte aynı şekilde 3 farklı ordunun komutanı var. Bu da duruma göre UI görüntüsü. Onu da geçiyorum. İşte 3 farklı asker tipimiz var. İşte ork ordusu, cüce ordusu, elf ordusu diye. Yani mesela burada ork ordularının işte canları yüksek, menzilleri orta seviye, saldırıları yüksek olmasına rağmen mesela cücelerin menzilleri düşük ama aynı anda birden fazla düşmana vurabiliyorlar. Ya da elfler uzaktan saldırabiliyor ama bu şeyleri daha düşük. Saldırı değerleri daha düşük tarzı böyle işte farklı farklı minyonlardan oluşan askerler oluyor. O neymiş sonu, boşver şu an. İşte her günün sonunda şey oluyor. Askerler tekrar yenileniyor ki tamamen çabucak bitmesin. Ama işte yenilendikleri kişi sayısı da değişiyor. Aynı şekilde her ordunun kendi askerinin de böyle bir tipine göre yenilenme, canının arttığı durumlar falan. Arayüzleri falan girmeye gerek yok. Şöyle hatta sesini de açayım. Şöyle işte şu an şu şekilde görünüyor oyun. 3 farklı ordu birbirine karşı savaşıyor. İşte oradan nasıl söyleyeyim? Mesela cücelerle elfler birbirine kapışıyor. İşte şey yapıyor falan böyle. Şurada durumlarının da değişimlerini de görüyorsunuz zaten. Şu an mesela orklar kötü durumdaymış. Onlar mutsuzlar. Bayağı kötü durumdalar. Onları da düzeltiyordum ben, yanlış hatırlamıyorsam. Onları kazandırıyordum. Şurada gördüğünüz üzere işte ne kadar silah, ne kadar zırh satacağımızı böyle seçiyoruz. Şu an slider mantığıyla yaptık. Tabii ben aslında şu an oyun horse high score olan mantığıyla gidiyor bu arada. High score ne kadar yüksekse o kadar fazla kazanırsınız. Ama ben bunu hani game jam'de hızlıca yetiştirebilmesi için bu tarz mantıkla yaptım. Birden fazla seviye eklemeyip kodlarını daha rahat çalışabilmesi için. Çünkü game jam'larda ne kadar çok seviye falan eklemeye çalışırsan oyunun bitmeme, yetişmeme ihtimali o kadar çok artıyor. Ne kadar çok puan kazanırsan o kadar çok olur şeklinde yapmıştım. Ama ben burada aslında şey yapmayı planlıyorum ileriki seviyelerinde. İşte farklı farklı orduların savaştığı farklı farklı savaşlar. Her savaşta ne kadar fazla para kazanabilirsek o kadar iyi şeklinde. İşte ortamlar değişecek, asker tipleri değişecek, arka plan değişecek. İşte bir sürü daha narratif bir hikaye yedirmeyi düşünüyorum kısacası. Hı hı.
Öyle işte. SS'leri çok da abartmaya gerek yok. İşte şu an düşük skor aldığı için mutsuz. Burada orkları kazandırmışım. İnatla azalmakta olan orkların böyle arttırıp puanlarını kazandım. Böyle tem olarak işte 3 farklı. Yani ordu sayısı falan da değişebilir tabii sonraki seviyelerinde. Belli başta orduları dengeli bir şekilde ortada kalmış sağlık. Mümkün olduğunca fazla para kazanma çalıştığımız bir oyun. Güzel. O zaman bunu nasıl geliştireceksin? Ne katmayı planlıyorsun işin içine? İşte şu an nerede beklemeyi düşünüyorum. Tamam. Daha böyle farklı savaşlarda para kazanmaya çalışıyorum. Belki biz mesela savaşları ne kadar çok uzatırsak dünya aslında o kadar kötüleşiyor. Ve biz bunun farkına hani er geç varıyoruz ama işte işten geçmiş de olabiliyor. Ya da oradan hani belki böyle işte zaten ordu sistemini falan değiştirmeyi düşünüyorum. Onlardan da fazla şeyler gelecek. Ama hani şey bizim tüccarı birazdan belki moral ders vermek istiyorum. Şu an tamamen para göz birinden. Aslında savaşın o kadar da iyi olmayacağını falan istemem bir şey dönüşüyor falan. Arayüz marayüz kesinlikle değişecek. Şu an ufak tüfek arayüz tasarımları da var. Hatta onları da göstereyim. Şu an mesela ben başta şöyle sanmıştım. Her orduyu böyle göstereyim. Bu slider mantığıyla hani hangi barın ne kadar fazla olduğunu falan gösteriyor. İşte şurada satış mantığında mesela şeyleri falan eklemeyi düşünüyorum. O ordunun askerlerinin değerleri hani saldırı değeri şu kadar, canı şu kadar, savunma puanı şu kadar. Hani onları hesaba katarak biraz daha kompleks bir sistem, oyuncunun daha rahat analiz edip daha rahat denge kurmaya çalışacağı bir sistem falan düşünmeye çalışıyorum. Bu gerisi önemli değil. Yani böyle. Okey, güzel. Bunları belki şey yapabilirsin, silah ve zırhları çeşitlendirebilirsin. Ona göre farklı silah ve zırh satabilirsin şeyine. Aynen. Zırhlarına falan. Yani. Ben çok basit bir şekilde yaptım ki Game Jam'de yetişsin diye. Evet. Bu kompleksliğini çok da arttırmaya düşünüyorum. Okey, güzel. O zaman göreceğiz ne kadar kompleks olabiliyormuş. Beğendim şeyi, güzel. Mantığı güzel. Zaten yeterince detaylı olursa bayağı eğlenceli olur şey yapması. Ama hikayeyi çok güzel oturtman lazım. Çünkü hikayesel bir şeye benzemiyor oyun. Hikaye tarafı... Şu an hikayesel değil zaten, tamamen değil. Ama işte ekleyeceğim savaşlara bağlı olur. Yani şöyle. Sen level'larını hikayeye çevireceksin. Amacın o şu anda. Öyle gözüküyor. Aynen. Tamam. Yani teknik olarak şu karakter benim evrenimdeki bir karakter. Mesela buradan yola çıkarak benim evrenimde de işte cüceler yok ama yani böyle elfler, orklar gibi ırklar falan da var. Yani oradan benim evrenimdeki bir hikayeye de bağlayabilirim. O zaman çok daha tatlı olur zaten. İşte farklı ırklar var. Hani bu şekilde evrendeki ırkları çekerek onların zaten güçlerini, zayıflıklarını falan da kendi kafamda biliyorum. Oradan yola çıkarak daha kompleks bir hikaye de oluşturabilirim. Hem de evrenime bir katkısı olmuş olur. Evet. Yani, o zaman yediririm bunu. Olur. Okey, güzel. Peki, Can Çandır. Alo, merhaba hocam. Merhaba Can. Hemen paylaşıyorum. Bir saniye. Geldi mi ekran acaba? Geldi. Tamam. Benim oyunum adı Leave the Circus. Sirki terk et. Türüne baktığımız olarak ağırlıklı olarak 3 boyutlu platform ve puzzle. Ama aksiyon ve stealth öğeleri de bulundurmasını düşünüyorum. Hikayeyi önce bir anlatmak istedim. Bizim bir porsuk ailemiz var. Bu porsuk ailemiz normal bir şekilde yaşarken bir gün sirk görevlileri tarafından kaçırılıyor. Ve bunları bu aileyi dağıtarak değişik eğitim merkezlerine gönderiyorlar. Bu eğitim merkezlerinden birinde bu aile üyelerinden biri bir şekilde kaçmayı başarıyor. Ve diğer aile üyelerini kurtarmak için bir maceraya atılıyor diyebiliriz genel olarak. Yani amacı yeniden aileyi toplayıp eski hale dönmek. Bu her bir eğitim merkezini değişik bir level olarak düşündüm. Her birine de değişik bir iklim tipi vermeye çalıştım. Bu iklim tipleri de işte buz, lava, kum, orman gibi. Bu
mekanların da kendine özgü özellikleri olmasını düşündüm ama tam detaylı bir çalışma yapmadım. Bunu da bu hafta içerisinde daha detaylandırmayı düşünüyorum. Son olarak baktığımızda bir de mekaniklere değinmek istedim. Burada da zaten bir karakterimiz Porsuk olduğu için bunun Porsuk'a özgü mekanikleri bulunuyor. Bunun en başında da bir kazma mekaniği geliyor. Daha çok bu puzzle türü olduğu için yani bu kazmayı iyi bir şekilde kullanarak bölümü çözmek üzerine gitmeyi düşünüyorum. Bu kazma dışında farklı mekanikler de düşündüm. Mesela biri tabii ortamın uygun olması lazım. Bir yeri geçebilmek için görünmeden, güvenlik güçlerine yakalanmadan belli bir duman alanı oluşturması için atıyorum kumun yanındaysa kumu böyle bir biraz kazılayarak, biraz kuyruğunu kullanarak bir toz bulutu oluşturup belli bir yere geçebilir diye düşündüm. Bir başka mekanik olarak durability'yi düşündüm. Durability de şöyle, platformda dolaşırken aldığı itemleri kullanarak bu durability seviyesi artıp azalabiliyor. Bunun artışının seviyesine bağlı olarak da değişik özellikler kazanabiliyor. Atıyorum daha fazla zıplama ya da geçemediği yerlerden geçmesine yer alacak bir özellik olarak. Tam detaylandırmadım onu da. Yani bir diğer özelliği ise porsuklarına bal ve üzme bir düşkünlüğü var. Bunları da bir dezavantaj olarak kullandım. Hani bir eğitim kampında çalışan güvenliklerin bu porsu yakalaması için hani bir zorluk olması açısından. Yani bu alanlarda da çok fazla bunların kokusuna maruz kalırsa yani o alanlarda durursa yani kaybedebiliyor. Ona göre de bir plan çizmesi gerekiyor. Yani genel olarak bu şekilde özetleyebilirim. Şeyler güzel. Mekanikler farklı ve güzel. Hoşuma gitti. Onlardan bayağı başarılı şeyler çıkartmışsın ama bayağı uğraşman lazım o tarafla. Evet biraz. Durability ismi doğru mu emin değilim şey için. Anlattığın mekanik için ama. Ya, sirke eğitim alanından ayrılmaya çalıştığı için hani sanki zorla sirke götürüldükleri için öyle bir isim koydum ama gene bir üstünde düşünürüm. Yani durability genelde itemların şey olarak kullanılır yani kırılma şeyi falan filan. Item bozulur falan filan mantığıyla kullanılıyor o yüzden. Belki escape mi? Escape. Yani hani onu düşünebilirsin. O bakılır ya. O sıkıntı değil. Tamam. Yani sonuçta sen öyle adlandırıyorsan öyle olur tabii ki. Öyle anlaşılır. Bir sıkıntı yok. Kavram karmaşası olmasın diye sadece söylüyorum. Tamam. Kötü bir şey yok yani. Şeyde öyle kalması da bir sıkıntı anladım, yok. Anladım yani. Anladım. Teşekkür ederim. Varsa sorunuz. Mesela benim aklıma sen şey deyince Action Platform Start Puzzle 3D diyorsun ya direkt Markov the Ninja mı acaba falan diye bir düşünüyorum. Ben o tip şeyler daha gelir. Çok portalı düşündüm ilk başta. Biraz ya aksiyon ve stilt tarafını tam da oturtmadım kafamda. Ya biraz stilti aslında oturttum da aksiyon neresinde olur? Ya belki güvenlik güçlerinin hani porsu yakalamak için. Belki başka hayvanlar olabilir porsun doğal. Onu da yazdım aslında ama onu böyle yan görev gibi hani sanki kendi ailesini kurtarırken orada kafeste başka bir hayvan görüyor. Hani onu da kurtarayım. Yok yok hayır. Yani. Porsukların mesela doğal avcısı varsa, porsukları avlayan bir hayvan varsa onunla da karşılaşabilir bir yerde. O zaman aksiyon olabilir mesela. Öyle bir şeyler. Ha, evet, evet. Güvenlik görevlisi aksiyona girmek değil de öyle bir anladım. Hayvan varsa ya porsuk doğal avcısı olan bir hayvan. Öyle bir şey. Anladım. Olur. Ben daha çok şey olarak düşünmüştüm. Hani sanki başka hayvanları da kurtarır gibi düşünmüştüm de. O da olur. Başka hayvanları da kurtarır. O aksiyon olmaz işte. Hani evet, evet. O yine start da olur kuvvetle muhtemel diye düşünüyorum. O aksiyon kısmını zaten tam yani daha çok platform puzzle üzerinde düşünmüştüm. Hani aksiyon da bir hani tam karar vermediğim için onu da bir yazayım dedim. Çünkü olabilir. Detayına girmediğim için. Yani genel olarak böyle. Tamam. Güzel. Beğendim. Teşekkür ederim. Duhan ölmez. Duhan çok siyasi. Hocam listenin sonuna geldik galiba. Geldik. Çok siyasi ve arka plan şey de siyah. Yani ben evde çok fazla ışık tercih etmediğim için genellikle böyle oluyor. Koltuk, kıyafet, şeyler, üst baş. Güzel ama yakışıyor. Sağ olun. Yani ben genel olarak fazla basit düşünmüşüm galiba. Sadece ufak bir backstory yazdım düşündüğüm oyunla ilgili. Bir de çok basit bir introduction yaptım. Neler yapılabileceği ya da oyunun içindeki şeylerle alakalı. Oyunun adı Three Sheets to the Wind. Bilmiyorum biliyor musunuz ama işte bu bir... Böyle slang language'de bir kullandıkları deyim gibi bir şey. Hani bir insanın ne kadar sarhoş olduğunu ifade eden bir kullanım.
Hani three ships to the wind, işte four ships to the wind. Hani bu eskiden gemicilerin çok rüzgarlı havalarda fazladan yelken açtıklarında geminin devrilmesi ve batmasıyla alakalı bir senaryo. Ne kadar sayı artarsa o kadar alkollüsünüz anlamına geliyor. Oyun multiplayer, turn-based bir oyun. Biraz daha böyle board game gibi ama yani bazı şeyler tam board game'de nasıl olacağından emin olmadığım için biraz daha bilgisayar ve işte bilgisayarın arkasında dönen hesaplamalarla kullanıcıları arka planda olan şeyler sayesinde oyunu yönetmesini sağlayan bir durumu var. Oyuna yani kaç kişi olur tam olarak emin değilim ama sanıyorum ya 4 ya da 5 kişi oynanabilir maksimum. Herkes bir tane barda başlıyor. Ve oyunun en büyük şeyi de görevi de eve ulaşmak. Eve ilk ulaşan kullanıcı, ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanıyor. Buradaki asıl oyundaki benim için değişik olan şey evin lokasyonunun belli olmaması. Barda başlıyorsunuz, evin yerini bilmiyorsunuz, haritayı siz oluşturuyorsunuz, rotayı siz oluşturuyorsunuz ama evin yerine dair hala dair farklı fikriniz yok. Ve burada belli başlı statleriniz var. İşte bunlardan birisi işte güç, birisi bilgi, intelligence, bir tanesi de drunkenness, yani ne kadar alkollü olduğunuz. Buradaki statslere göre harita üzerinde koyulmuş olan challenge'lara ya da işte size yapılan aksiyonlara ya da işte bazı belli başlı memorileri bulmanıza olanak sağlayacak olan şeylerin availability'si belli oluyor. Kullanıcılar, şimdi kullanıcının elinde belli başlı elemanlar var. Bunlardan bir tanesi road'lar yani yollar. Bir tanesi idea'lar. Bu challenge'ları belli etmek için ya da belli aksiyonları almak için ingredient'lar böyle çok ufak. İşte bununla bunu birleştirirsem şu oyuncuya şunu yapabilirim falan gibi. İşte nedir? İşte mafya var elimde, şu kadar gücüm var. İşte şu adamı alıp kaçırtıp şuraya göndertebilirim. İşte şuna telefon şakası yaparım, acilen ambulansla bilmem nereye yollarım falan gibisinden. Ingredient'ları oluşturuyor idealar ama bunlar da işte belli bir güç ve intelligence gerektiriyor kullanabilmeniz için. Belli başlı aksiyonlarda da mesela işte birisi sizi kaçırmaya çalıştı. Siz bir şekilde güçlü olduğunuz için daha fazla strength gücünüz olduğu için kaçırılmadınız. Bunun sayesinde işte bir memory elde ediyorsunuz. Memory'ler de size oyun içerisinde evinizin lokasyonuna dair bilgi veren tek eleman. Ve bunu da size direkt mekanı reveal etmek yerine sadece hangi yönde evinizin olduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla hala daha evin lokasyonu belli değil. Yani bir hexagondasınız, siz de işte memory buldunuz. Memory ise diyor ki evin şu yönde. Hani oraya gidebilirsin ama mesela hani oraya giderken arkadaşlar seni başka bir lokasyona koyarsa yine bir şekilde navigasyonu şaşmış oluyor ve tekrardan aramayı bulmaya çalışıyorsun orayı. Buradaki önemli olan şeylerden birisi yol birimlerini kullanıcılar kendi önlerine de koyabiliyorlar. Arkadaşlarını şaşırtmak için mesela bir kullanıcı arkadaşının evinin lokasyonunu memori olarak öğrenir. Onu şaşırtmak için onun önüne başka bir yönde bir tane pet koyar. Kullanıcı gider orayı tercih eder. Ama aynı zamanda işte kendisi de daha sonrasında oradan geçmek isterse kendi harita üzerine koyduğu challenge'la kendisi de uğraşmak zorunda kalır. Ve bu şekilde farklı farklı kişilerin stratejiler belirlemesine olanak sağlayacak diye umduğum bir senaryosu var. Genel olarak oyun elemanları bunlar aslında. Yani şu an en azından düşündüğüm kadarı bunlar da oluşuyor. Yani zibilyon tane kartlarda oluşabilecek işte challenge'lar ya da fikirler olarak adlandırılabilecek şeyler geliyor aklıma ama henüz bunlardan ne olur ne biter çok fazla şey yapmadım. Yani şurada bilmiyorum okudunuz mu story kısmında böyle oyunculardan bir tanesinin İşte ertesi gün uyandığında kafasından geçen şeylerle alakalı bir metin yazdım. Hani burada birazcık aslında neler olabileceğini, neler yapılabileceğine dair ufak fikirler bulunuyor. Ya art style olarak da hani benim çok sevdiğim şeydir. Rock of Ages belki oynamışsınızdır. Böyle Rönesans, Barok çizimlerinden böyle oradaki canlandırmalardan, karakterlerden alınan bir stil düşünüyorum. Ama bu sadece stil olarak duruyor şu anda. Genel olarak bu. Bence güzel. Şey ama tabii mekanikleri iyi oturtman lazım. Yani evet. Şu anda ne olacak acaba bu oyunda diye düşünüyorum. Yani hani ya, ne şimdi ne oluyor falan diye böyle etrafa bakıyorum.
Yani şöyle, ben Yeşil Üniversitesi'nden mezunum. Bizlere Serious Gaming diye bir dersimiz vardı. Yabancı bir hocamızın verdiği. Hani orada bunun çok benzer, hikayesiz ya da hiçbir şey olmayan, hani sadece böyle elimizde kartlar vardı. O kartları koyarak yol oluşturup sona kadar gitmeye çalışıyorduk. Hani o şekilde denemiştik ve hani eğlenceliydi. Çok fazla sona kadar gidemedik. Genellikle ortalarda bir yerlerde kavga ettik hep. Ama hani bir şekilde denge olarak kimsenin, herkesin böyle birbirinin yoluna taş koyduğu, herkesin bir yere gitmeye çalıştığı, onun oraya varamadığı falan bir senaryoda bir şekilde çalıştırmıştık. Çok basit bir ölçekte olsa da birkaç saat içerisinde. Birkaç tane işte trial error phase'inin sonunda sanıyorum oturturum diye düşünüyorum. Okey, güzel. Haftaya daha detaylı bekliyorum o zaman. Tamamdır. Sanırsam evet, liste bitti. Betül, senin mikrofonu çalışmıyor, öyle yazmıştın. Değil mi? Peki niye teslim yapamadın, ne oldu, hayırdır? Ben yani ödevi okudum fakat yükleyeceğimizi algılamamışım. Hani direkt derste konuşuruz gibi algılamıştım. Tamam, okey. Ben hani bir şey oluşturmak... Şu an ama anlatacak bir şeyim var o zaman şimdi. Evet, hani bir fikrim ama var ama çok az geliyor. Ben... Bilmiyorum, bende mi sıkıntı var ama. Duyuyor musunuz? Biraz daha iyi. Şu an nasıl? Daha iyi. Ben biraz bağırayım ya da. Olabilir. Tamam, o zaman şeyin varsa, sunumun varsa, bir şey hazırlıysan ufak bir şeyler sun veya anlat. Sunumum yok fakat hani kısaca anlatayım. Onun dışında... aklımda başka bir fikir daha var ama belki haftaya kadar değiştirebilirim. Hani bu fikirden emin değilim çünkü. Hı hı. Ben bu işte FIFA gibi futbol oyunları üzerinde, yani 2'ye 2 oynanıyor normalde. Hı hı. 2'ye 2 diyorum yani, bire bir. Bunun online olabilmesi olayını düşünmüştüm. 11'e 11 nasıl online oynanabilir diye. Burada biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. 11-11 online olacak. Herkes iki çeşit oyun girişi olacak. Tek başına katılırsan eğer, belki hani 4-5 arkadaşınla da katılabilirsin ama tam bir takım olmuyor aslında. Yine tanımadığın insanlarla katılacaksın. Ya da bir takım kurarak tam 11 kişilik de katılınabilir. Bir de hani e-spor arenalarda da oynanabilecek düzeye de gelebilir diye düşündüm. Ve burada karakterleri hani bu diğer oyunlardaki gibi mevcut sporcuların karakterleri değil de herkes kendi karakterini yaratacak. İşte görünüşünden tutup yeteneklerine kadar hani kendi istediği şekilde ayarlayacak. Hemen bir şeyle giriyorum burada. 11-11 çok kalabalık. Salon futbolunun 6'ya 6 falan diye şey yap daha mantıklı. Çünkü hakikaten 11-11 çok kalabalık. Bir e-spor için özellikle çok şey yapabilir. Yani evet. Saatler gelmesini bekleyen oyuncu olabilirler bir köşede. Evet. Hani 5'e 5, 6'ya 6 daha hızlı ve daha şey bir oyun verir sana. Hı-hı. Oturaklı bir oyun verir sana. Onu net söyleyeyim yani. 11-11 hakikaten kalabalık gelir. Anladım. Ama yani salon futbolu sonuçta 6'ya 6. Çok da net oynanıyor yani. Why not? O kadar devasa bir şey olmasa gerek yok, saha olmasa gerek yok. Hı-hı. Ve daha aksiyonlu bir oyun olacaktır öyle yaparsan diye düşünüyorum. Neyse, başka devam. Güzel yani, şey güzel. Yani full hani, takımı oynuyor olmak güzel. Onun dışında arkadaşlarıyla insanların hani birlikte 4-5 kişilik antrenman odalarına girip çalışabildikleri şeyler olabilir. Yani kendi skill'lerini de geliştirecekler ki oyunda da bu etkiyi görecekler veya işte daha fazla oyun oynadıkça yeteneği artacak, daha iyi oynayacak. Veya işte kazanırsa tabii şeyi artacak yani. Söyleyemedim. Seviyesi değil de yani bu arada sesini azaldı bayağı bir türlü. Efendim? Sesi yine azaldı bayağı. Tamam. Bir daha söylüyorum. Yani puanı artacak. Puan arttıkça daha başarılı olacak. Bunda ayrıca hani normal şey dışında, oyun parası dışında belki yine bir marketi olur ve gerçek parayla da alabilecekleri kıyafetler, ayakkabılar vesaire olabilir diye düşündüm. Kendi tasarımlarını yapmaları için. Yani böyle daha şey
daha gerçekçi olmasını hayal ettim. Bir saniye. Pardon. Duyuyor musunuz? Önemli. Arkadan ses geliyordu da şey yaptım. Hı. O yüzden kapattım. Onun dışında yani bu şekilde mesela işte saç bandı olacak. Belki bu işte koşma hızını arttıran bir saç bandı olacak falan gibi şeyler düşünmüştüm. Bir ikinci fikrim de bunu hiç hani oyunun oynanışını düşünmedim ama işte şey vardı, Walking Stees diye bir mimari bir kuram vardı Archigram'ın. Oradaki hani ben onu daha önce incelemiştim. İlgimi çeken bir konu. Onun dışında da geçen de filmi tam bitiremedim ama bir film izledim. Şey, o da Ölümcül Makineler diye. Hı hı. Oradaki hani yürüyen şehirlerle ilgili bir oyun yapabilir miyim diye düşünüyorum ikinci bir fikir olarak. Onu hani detayına girmedim tabii şu an. Ama hani bu oyunla ilgili tabii sizin yorumunuzu aldıktan sonra belki burada da ilerleyebilirim. Yani bu olabilir ama bunu iyi şey yapman lazım. Çünkü kompleks bir şey düşünüyorsun şu anda. Öyle evet, fazla. Hani tasarlanabilir, tasarlanabilecek bir şey değil. RPG öğeleri bulunduran multiplayer futbol oyunu yapıyorsun aslında sen şu an. Evet. Neden olmasın? Gayet ilgi çekici bir şey. Bayağı da sevinç çıkar. Hani zaten futbol oyunu hassas çok insan var. RPG oynar. Evet. Bak, ortak kümede de çok insan olacağını eminim. O yüzden bayağı bir kitle hitap edebilecek bir şey. Ama bunu hani ne bileyim mesela şeyleri falan iyi oturtman lazım. Experience'la level alacaklar, daha kuvvetli olacaklar falan filan diye bir düşünce var şu anda aklımda. Güzel, fakat o zaman şey olmasın. Uzun süre oynayanlar kendi alanında oynamalı. Kısa süre yeni gibi şu anda kendi alanında oynamalı gibi evet, bir şey olacak. Evet, bunu da söyleyecektim. Hani böldüm, kusura bakmayın. Önemli. Yani şey, bir kere oynadım, iki kere oynadım. Yavaş yavaş seviyem arttığı için de eğer tek başıma girip orada diğer işte beş kişiyle bir takım oluşturacaksam hani rastgele oluyor ama orada şey oyun benimle yakın seviyede olan kişilerle takım yapacak yani. Çünkü çok kötü bir insanla oynarsam hani insanlar hani oynamayıp çıkar, vazgeçer. Onu da ona göre ayarlayacak oyun. Burada şöyle şeyler var. Klasik multiplayer oyunların bir çoğunda olacak olan sıkıntı serverları falan filan ayarlama, technical kısmı. Şu anda bu işin şeyi değil tabii ki, bu dersin şeyi değil tabii ki, projenin işi değil tabii ki ama technical tarafı birazcık alır bu şeylerin. Hani ileride ben bunu gerçekleştirmek isterim, uğraşırım bunun üzerine diyorsan şimdiden söyleyeyim çok zor. Hani ciddi anlamda evet. Server gerekiyor, şey gerekiyor. Apayrı bir şey var onun, söylediğinin. Bütçesi gerekiyor. Sağlam bir şey bulman lazım. Yatırımcı bulman lazım öyle bir şey istiyorsan. Tamam bulunabilir. Neden bulunmasın? Ama uğraştıracak bir şey. Kolay değil şey tarafı. Büyük multiplayer oyunlar tarafı. Ama fikir güzel. İşlenirse gayet güzel sağlam bir şey çıkar buradan bence. Oyun çıkar bence buradan. Anladım. O zaman ben üzerinde çalışayım. Haftaya daha detaylı sunum şeklinde sunarım. Haftaya daha detaylı hazırlık yapmış olursun. Olur. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.